7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Bu program COVID-19 tedbirleri dikkate alınarak çekilmiştir. Herkese merhabalar. Evet, haftanın üçüncü gününde Ayşe abladayız. Yandık. Niye yandık? Heyecandan yapamayacak diyor herkes. O kadar heyecanlı mısın Ayşe abla? Kim demiş onu? Arkadaki fesatlar demiş. Allah Allah, aynen demiş. Rakipleriniz öyle diyor vallahi. Desinler yani. Ay, o kadar heyecanlı mısın Ayşe abla? Billahi hepsi heyecanlıydı canım. Evet, biraz kalp atışım biraz hızlı ama olsun. Tansiyon ablanı aldın inşallah. Yok, almadım. Niye almadın kız? Tansiyonum yok ki. Ha, iyi güzel kadın, sağlıklı. Heyecandan. Ne demek istiyor bu size? Heyecanlı bastırsın diye söyledim. Evet. Dışarıda çok yağmur yağıyor, çok soğuk, o yüzden direkt evden başlayalım dedik. Küçük çekmecedeyiz şu anda. Siz Ayşe ablayı kısaca bir tanıyın bakalım, bu eğlenceli, temizlik seven, heyecanlı Ayşe abla kimmiş? Ben de dil altı hapını vereyim bu arada. Orada tansiyonları ölçüp ev gezilmeye başlasın. Haydi buyurun. Hadi buyurun. Ayşe Sinan, 49 yaşında, temizlik görevlisi. Aslen Kastamonulu olan Ayşe Hanım doğduğundan beri İstanbul'da yaşıyor. Kadir! Efendim? Buradan gideceksin Gars'a. Gars'ta var bir arsa. Arsada yapı. Kapıda tokmak tokmağı. Üç kere vuracaksın. Karşına çıkacak pala büyüklü bir baba. İşte o baba benim baba. Bu tekerleme mi? Evet. Ayşe Hanım temizlik benim işimde 10.000 TL'yi kazanırsa evlilik hazırlığında olan kızına yardım etmek istiyor. Sobalı bir eve geldik. Ay çok soğuk. Ev de soğuk ya. Hah, sabah sabah enerjisi yok. Ses yapma. Yine. Konsantre olmaya çalışıyorum. Sobayı yakarız. Ben çok üşüdüm. Vallahi üşüdüm ben. Yakarız. Yakarız. Onu da yakarım senin için. Kurban olurum. Roma'yı ben da yakarsın sana. Sen. Oy bismillah. Allah'ım işi gücü olurluk adamı. Evet. Of, şu kısım çok yağlı Ayşe abla. Aspiratörüm felaket. Evet. Önüyle Hime'nin parçası gibi. Oo, Ayşe abla delik çok kötü. Ne dökmüşler bu eve böyle? Her yerde çamur var. Yağmur mu akmış? Öf, çok kötü kokuyor Ayşe abla. Haftanın üçüncü gününde Ayşe Hanım'ın temizleyeceği ev karşımızda. Evimizin salonu derli toplu ve temiz görünüyor. Ancak salonun baş köşesine kurulmuş sobanın döküntülerini, tavandan sarkan örümcek ağlarını ve kirli camları görünce fikrimiz değişiyor. Bu salonun iyi bir temizliğe ihtiyacı var gibi duruyor. Bakalım Ayşe Hanım bu konuda neler düşünüyor? Evet, sobalı bir eve geldik. Ay çok soğuk, ev de soğuk ya. Yok, o kadar soğuk değil Kadir be. Soğuk soğuk beni şu. Ilık, ılık. Ayşe abla güzel. Ha, sabah sabah enerji. Ses yapma, konsantre olmaya çalışıyorum. Potansiyelimi bozma. İki çek yatım var. Evet. Biri bayağı eski. Evet, biri yer güzel. Yerler evet. Güzel, hallar temiz. Evet. Ve şurada vitrin gibi bir şey hallar var. Hallar silip şey. Camların kötü sadece ama küçük camlarmış onlarda bak. Bir cam var. Bir de yok, orada iki var. Cam var. İki cam var. Güzel Ayşe abla, ev güzel. Evet, güzel. Salon güzel, aynen. Ayşe abladan bu salonda beklediğim tek detay benim. Örümcek ağları. Özellikle asma tavan var burada. Onun arasındaki örümcek ağlarını iyi temizlemesini bekliyorum. Bir şey diyeceğim, tavandaki örümcek ağlarını gördün mü? Görmem mi? Her şeyi gördüm. Arkadaş.
arkadaşlar. Siz hallederiz falan diyorsunuz ama Alçıpan havuzundaki örümcek ağlarını ve oradaki pislikleri dahi temizlemenizi istiyorlar. Çıkar merdivene çıkarız, elçi süpürgesini tutarız alttan. Kırırı hırırı hırırı süpürürüz. Şu araları mı? Evet araları. Hmm. Yalnız buranın da neyi neyse oturmuş Alçıpan havuzu yapmışlar. Ev çok rezalet bir durumda. Hatta belki de en kötü evlerden biri üçüncü gün olarak. Modern katmış içi süpür olmuş. Ama o arada sobayı tutuşturalım. Çok soğuk, ben çok üşüyorum. Soba borularını temizlemeyecek misiniz? Aa ya ya, o gülizden sonra onu daha ben kimseye elletmem o soba borularını. İçini yapmayacak mısınız? Hayır hayır. Hayır canım, içini temizlemem. Neyi temizleyeyim? Sadece içini güzel etrafını. Ben bunu bir yakarım. O içini yıkamak olmaz, boru yıkanmaz. Yıkanmaz da gazete kağıdıyla falan da mı temizlemeyeceksiniz? Yok. Kış günü niye soba söküyoruz yağmur ya? Yağmur. Çünkü bekleyen var. Bekleyen beklesin, kış günü soba mı sökülür? Kapıya bak, daha bu kapı kremlenecek. Salonda iki tane koltuk var. O koltukların içini dışını, üzerini güzelce silmesini bekliyorum. Sobanın hem üzerini hem borularını sağını solunu onunla temizlemesini bekliyorum. Sobayı yakarız, ben çok üşüdüm. Vallahi üşüdüm ben. Yakarız. Yakarız. Onu da yakarım senin için. Kurban ha, olurum. Roma'yı da yakarsın sen. Kadir en son soba yaktığında o evi is bastı. Onun bu sobası patlaktı, ben ne yapayım? Yakmayacaktın. Salona gidiyoruz, mutfağa gidiyoruz. Geldi. Ayşe Hanım'ın temizleyeceği mutfak yağlı, kirli ve tozlu. Mutfak dolaplarının üstü ise örümcek ağlarıyla dolu. Pencereden ocağa, buzdolabından peteğe, kombiden fayanslara kadar her yeri iyi bir temizlemek gerekecek. Bakalım Kadir bu mutfak için neler söyleyecek? Oy bismillah. Allah. Allah'ım işi gücü okuduk adamı. Evet. Bu halı kim serdi buraya? Sen kayasın diye sermişler. Ayşe abla, buzdolabı yok. Yok mu? Kadir, buzdolabı burada işte. He, ki öyle küçük buzdolabı var. Ayşe abla, yağ yok dolaplarında. Şu tarafta var. Of, şu kısım çok yağlı Ayşe abla. Aspiratörüm felaket. Evet. Ocak güzel, o kadar kötü değil. Fırının içi kötüymüş. Evet. Eve girdim. Burası bence 3 gün boyunca gördüğüm en zor evlerden birisi. Ayşe abla, güzel. Evet, güzel. Ama o en üstüne el girer mi? O var. Evet. Yok artık. Oraya pençe bile girer be. Girer mi en üstüne el? Hayır, aşağıda. Girer de telleme olur mu onu bilemedim. Ya aşağıda kolun girdi mi ister telle ister bezle sil. Aynen öyle. Bakacağız Allah'ın izniyle yapabilir diye. Güzel. Bak o dolap iptal gibi bir şey zaten. Gördün mü? Tam şeyi sokmuşlar için arıtmayı. Gerçekten çok zor bir ev. Ayşe ablanın Allah bugün yardımcısı olsun. Ayşe Hanım, burası sizin gözünüze battı mı? Tabii ki battı. Ne yapacaksınız burayı? Temizleyecek misiniz yoksa böyle mi bırakacaksınız? Ya şimdi adamı tahtaları çekeriz, altını sergersin, geri yerleştirelim mi? Evet, mutfağa dahil olduğu için alırız. Alalım mı, almayalım mı? Ben ona soruyorum. Sana ne oluyor be? Ha ne bileyim, zamanımız ben geri tutamadım kendimi. Zamanımız kalırsa alırız Kadir'cim. Ben size söyleyeyim, zamanınız falan kalmaz sizin. Sen, hayır, sence ben. Sana soruyorum. Fikrin ne? Alalım mı? Ben alalım diyorum. Komple boşaltalım. Mutfağa dahil olduğu için evet. Mutfakta dolap arasındaki tahtalar falan var. Yani oraya da bir düzen yapması gerekiyor. Oraya da bir toparlaması gerekiyor. Hadi banyoya. Banyo, güzel güzel. Bence güzel bir ev burası. Evet, ben İyi beğendim. Ben beğendim. Gel. Evimizin banyosu küçük ancak ona rağmen bakımsızlıktan perişan halde. Tüm evi saran örümcek ağları burada da bol miktarda var. Klozet, lavabo derseniz onlar da leş gibi. Paslanmış banyo rafları ve kırılmış pencere camı bize tek bir şey anlatıyor. Bu banyo uzun zamandır temizlikten nasibini almıyor. Önü öyle himenin pardüsüsü gibi. Oo, Ayşe abla delik çok kötü. Ne dökmüşler bu eve böyle? Her yerde çamur var. Yağmur mu akmış? Üf, çok kötü kokuyor Ayşe abla. Banyo çok eşyalı bir banyo değil. Fayansların güzel silinmesini bekliyorum. Klozet içli dışlı çok temiz olması gerekiyor. Küvet de aynı şekilde. Güzel, duşakabin falan yok. Hı-hı. Fayanslar ve klozet çok kötü Ayşe abla. Evet. Bunun için yapacağı bir şey var mı aklına var, gelen? Ne var. Yapacaksın? Suyunu alıp klozet sökücü dökeceğim. Dökeceksin, içine bekleyeceğim. Aynen, bekleyeceğim. Tamam. Güzel, evi beğendik. Ayşe abla da kendine güveniyor. Haftanın üçüncü günü gidiyoruz o zaman.
güzelce bir temiz. Nereden başlayacaksın? Ayşe Hanım, bakın burada ölmüş böcekler var. Bunları gördünüz mü? Bakayım. Böceklerden korkuyor musunuz? Sadece akrepten korkarım. Akrep de var. Akrebi nerede bulalım kız? Akrepten korkarım. Beni şu an çekiyor musunuz? Evet. Evet, şu an çekiyoruz. Akrep var dedim ya ben. İşte bu Kadir'in cebinde akrep var. Ha, olsun onu. Hiç benim cebimde akrep olabilir mi? Benim bonkör olduğumu tüm Türkiye biliyor, biliyorum, Allah aşkına. Biliyorum ya. Canım benim. Ay, canım ablam. Neyini biliyorsunuz Allah aşkına? Her şeyini biliyorum ben buna. Takipçisiyim, her gün izliyorum. Bonkör olduğumu storylerden izliyor. Hadi Kadir'cim. Gidelim ablam. Biz ablamla gidiyoruz. Ablam nereden başlayalım? Nereden başlayacağız ablam? Nereden başlayalım Kadir'cim? Nereden başlayalım? İster mutfak, ister salon, ne isterse. Hızlı. Mutfak. Mutfaktan ablamla başlıyoruz, gidiyoruz şimdi. Ayşe abla, sen orayı görebiliyor musun? Çok zor görüyorum Kadir'cim. Bana sanki orayı görmeden yapıyormuşsun gibi geliyor. Ben kalkar da seni düşünürsem ben akıllanmıyorum. Ben seni silmek için tam alt tepeden küçük çekmeceye gelmişim. Ha, ben cam silmek için İzmir'e gitmiş adamım. Sanki Alaaddin'in sihirli lambası ya. Canım mı darlandı? Burana mı geldi? Yokluk, çıtlık, aman boşver. Sık 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 sık. Bayramda ikramiye. Yağ sökücü. Şimdi burayı bir güzel ferahlatıyoruz. Ver Ayşe abla, ben onu bir gıllayayım hemen. Gelin gelmiş demiş ki eh demiş, susun demiş, ne kavga edip duruyorsunuz demiş. Biriniz süpürün, biriniz de silin. Buradan gideceksin Gars'a. Gars'ta var bir arsa. Arsada yapıp kapıda tokmak tokmağı üç köye vuracaksın. Karşına çıkacak pala büyüklü bir baba. İşte o baba benim baba. Tek yumurta ikizi. sen bir tane dedin çocuğun var. Onun için tek getirdim yani. Bu tek yumurta ikizin ikizi nerede? Aşkını inkar edersen Allah'tan bulasın. Deninininino. Senin için arkadan konser veriyor. Beni mecnun ettin. Gel mutfağa Ayşe abla. Evet, malzemelerimizi getirdik. Evet, malzemelerimizi getirdik. Evet. Ayşe abla önce lavaboya gidip kire sökücü dökmek istiyor. Evet, lavabonun içindeki suyu aldıktan sonra kire sökücüyü dökeceğim. Ondan sonra mutfağa gelip temizliğimi başlayacağım. O zaman alalım malzemelerimizi buradan banyo için. Aynen. Başladık mı? Süreyi başlatacağım şimdi. Dur. Tamam. Giy eldivenlerini. Ayşe abla bütün hafta çok heyecanlıydı. Bugün de kendi günü. Heyecanından dolayı zamanı iyi yönetemeyecek, işlerini yetiştiremeyecek diye düşünüyorum. Hadi banyoya gidiyoruz. Hadi gel. Gidelim. Ayşe abla heyecan yapabilir. İnşallah heyecanına yenik düşmez. Düşerse temizlik yapamaz büyük bir ihtimalle. Eksikleri olur. Çünkü heyecan her şeyin sıkıntısı zaten. İnşallah heyecan yapmaz. Güzel bir şey. Alnın akıyla çıkar. Hoppa! Geç. Evet Kadir, süre başladı. Başladı mı süre? Çek. Dök oraya. Dök. Öf, kokusu var ya kokusu. Kolay değil öyle kameramanlık olmak. Yalnız Ayşe abla size de iyi laf yetiştiriyor. Öyle kolay değil. Ya. Bu işi göze aldıysa onun da yok. Kameraman olduysanız çekecek. Bunu göz önüne. Kameram olurken bunu hiç söylememişler ama çocuklar. Üstünüze klozet suyu gelebilir diye. Ayşe abla aslında sanki biraz eli ağır gibi geliyor bana. Hani bakalım yaşı gereğim bilmiyorum ama. Hani biraz sanki yorulacak gibi geliyor. Hani biraz ağır hareket edecek gibi geliyor. İnşallah zamanında yetiştirir. Güzel bir temizlik yapar. Hakkını da veririm inşallah. Oo çıktı bile. Dur şimdi Ayşe abla. Evet. Dibini gördünüz mü? Döküyoruz. Bir şey diyeceğim, kız zaten süngerle neredeyse çıktı kiri. Evet. Az gel. Tamam, döktük bir güzelce. Şimdi o eldivenlerimizi çıkartalım. Evet. Kadir, sen de az değilsin. Her konuda uyarıyorsun Ayşe Hanım'ı. Ne demeyeyim mi? Tamam, bundan sonra ağzımı açmıyorum. Aha, sustum. Ayşe abla, hadi gidiyoruz şimdi hadi. Mutfağa. Mutfağa gidiyoruz, bakalım Ayşe ablanın performansı mutfakta nasıl olacak? Dış sesle ikisi bugün neler yaşayacak çok merak ediyorum. Hadi bakalım Ayşe ablacığım. Geç. Bu adam bugün beni öldürecek. Ayşe abla çok heyecanlı. Heyecanını yenerse başarabilir.
Galoşları çıkartmayı unuttuk. Çıkarın o zaman da bir an evvel işe koyulalım Ayşe Hanımcığım. Çıkar, at buradan şu an. Çekimde miyiz şu anda? Heh, evet, biz sürekli çekimdeyiz. Tamam. Kamera durmuyor hiçbir zaman. Tamam. Şimdi Ayşe abla ne yapacağız? Bir şey diyeceğim, bu ocak çalışıyor mu acaba? Sanmıyorum, bu ocak çok kötü halde. Gaz bile kokusu çalışmıyor. Gelmiyor. Ayşe abla bugün bu evden biraz zor çıkar bana göre. Hem yaşı gereği hem biraz da ağır kalabilir buraya göre performansı. Dediğin nasıl gibidir, gelir yapışır, buraya da yapıştı. Beklentim dolap üstü. Çünkü ben bütün hafta dolap üstünü yapamadım diye eleştirilmiştim. Bakalım o ne yapacak? Çünkü dolapların üstü de çok fazla dolu. Dolabın üzerini iyice bir terlemesini bekliyorum. Bu konuda iddialıydı. Ayşe abla sen orayı görebiliyor musun? Çok zor görüyorum Kadir'ciğim. Bana sanki orayı görmeden yapıyormuşsun gibi geliyor. Ayşe Hanım tecrübesiyle gözü kapalı temizler oraları Kadir. Ama bir şey diyeceğim. Cidden oranın alanı çok dar. Yani hareket kabiliyeti çok kısıtlı. Evet biraz öyle ama idare ediyoruz bakalım. Bence sen oranın içine hiç girme. Beni dinle. Allah Allah. Ben çıktım girilmiyor ki bile iki büklüm iş yapılıyor orada. Sen neden çıktın ki oraya Kadir? Az bakayım diye. Ayşe abla. Beni bir dinle. Dinliyorum. Nasıl dinliyorsun yüzünü dön bana. Dinliyorum söyle. Sen oranın şu çıta çerçevesi var ya tacını al güzelce. Tamam. Geriye uzanma çünkü oraya yetişilmiyor içi görünmüyor oranın. Yalnız görünmüyor Ayşe Hanım'ın rakipleri için yeterli bir açıklama değil Kadir. Şu anda yaptığı yeri de tam anlamıyla görerek yapmıyor. Ya biraz vakit boşa gidecek onun. Eline bir ayna alıp temizleyebilir peki. Ya başka? Ayna mı? Sen beni dinliyor musun? Dinliyorum Kadir'ciğim. Peki o zaman bana niye kulak vermiyorsun? Veriyorum. Ben bu konuyu diğer yarışmacılara sormak istiyorum. Sor. Yani biraz insaniyetli olsunlar. İnsani derken? Çıkar o diyenlerden bir tanesini orada bir yapmaya çalıştın göreyim ben onları. Onlar yapamasa da Ayşe Hanım yapmalı derler. Kadının eşarbına bakar mısın? Saçın ak düşmüş aksakallı de akşam setine döndü kadın orada. Hiç beni de dinlemiyor kız Ayşe abla. Allah seni nasıl biliyor söyle ya. Sonuçta temizliyor. Fena mı? Tamam ben karışmıyorum ne yapıyorsanız ya. Sen hiç yapmasın mı diyorsun Kadir? Orayı yapmasın boşu boşuna. Görünmüyor zaten. Baksana kafası. Kadir'cim ben yapacağım. Peki. Bana ben kalkar da seni düşünürse ben akıllanmıyorum. Ama emin ol Ayşe Hanım orayı temizlemeseydi rakipleri puan kırarlardı Kadir. Bana sorarsan iyi oldu. Ben insaniyetimi kullandım gördüğünüz gibi. Ama Ayşe abla yapacağım diyor. Peki o zaman yapsın da görelim hadi. İyilikten maraz doğar Kadir. Tamam ağzımı açmıyorum. Bir daha fayansıma giriyorum. Açma ağzını. Kolay çıkılabilen sıvalarımı kazıyacağım ben. Sıvalarını temizle de Kadir. Aman diyeyim bu prizi unutma. O aklımda onu sesli alacağım dedim. Söyleye söyleye. Bak bu prize özel ilgi göstermen gerekiyor. Evet görüyorsunuz priz. Dalga geçme benimle Kadir. Vallahi priz temizliğini bile şova çevirmeye çalışıyorsun. Sen onu bunu boş ver de ben senden esas şu peteği bekliyorum. Bekle abim sen halledeceğiz oranı. Ayşe abla dolapların üstünü nasıl temizleyecek çok merak ediyorum. Acaba silebilecek mi hani yapabilecek mi çok merak ediyorum. Evet şu anda gördüğünüz gibi evin en kirli yerlerinden biri olan priz tutamaçları. Dün de söyledim kesinlikle şu virüs zamanı bunlara dikkat edin. Eve giren herkesin eli değiyor. Onlar bozuk paralara, minibüs kapılarına, metro şeylerine, klozette sifonlara basıyorlar. Sonra gelip buraya dokunuyorlar. Onun için her gün ev kaldırmasanız bile muhakkak bunları silin. Yani özellikle çocuklarınız için silin diyorum. Çünkü onlar bilmeden ağızlarına götürüyorlar. Allah. Neyi ağızlarına götürüyorlar? Ellerini ağızlarına götürüyorlar. Okullarda da tembih edin. Bunlara dirsekleriyle dokunsunlar. Dirsekleriyle de açınca vuruyorlar çocuklar Kadir. Öyle har arada eşkıya gibi vurmasın. Şöyle ucundan dokandırsın. O zaman da ceketleri kirleniyor Kadir. Sen biliyor musun bir ceket? Kaç para? Mikrop olmaktansa okul ceketi alsınlar uşaklarına. Pes valla. Sen galiba başka bir dünyada yaşıyorsun Kadir. Ben kendi dünyamda yaşıyorum. Kabuğundan biraz dışarı çıkıp etrafına baksan iyi olacak. Ya sen gene niye benim üstüme geldin? Ben elimden geleni yapıyorum ama senin gibi insanlara yardım ettiğimi söylemiyorum Kadir. Hangi gün elimde koliyle gördün? Ben fayansımı yapmak istiyorum. Bu adama hiçbir şey söylenmiyor. Gene oradan geldi bana bir şey buldu. Şimdi şöyle güzelce alıyorum en son durusuyla sileceğim. Yalnız Ayşe Hanım'la da biraz ilgilensen hiç
fena olmayacak. Yoksa maazallah inemeyecek bugün o dolabın üzerinden. Siz iki abla kardeş bir oldunuz bana karşı. Yağlar çıkıyor mu Ayşe Hanım? Evet. Ne kadar da rahatsınız böyle. Hala çıktığını iddia ediyor. Bana sorarsanız iyi bir planlama yapmanız şart Ayşe Hanım. Şimdiden 23 dakikanız geçti bile. Olsun. Olsun mu? Olsun, ne de olsa 3 gün yatılıyız burada. Dolabın üstü çok rezalet bir durumda. Orayı inşallah iyi yapar. Çünkü yaşça bizden büyük ama dinç bir insan. Bekliyorum güzel bir performans sergileyebilir bugün Ayşe abla. Kadirciğim, nedendir anlamadım ama Ayşe Hanım habire eşarp değiştiriyor. Ablam modaya çok önem veriyor. Üste ayrı eşarp, altta ayrı eşarp takıyor. Yalnız dediğime geldiler sonunda. Üste tabii ki zorlandı. Başörtü maşörtü hep kaydı. Tavana kafası sürttüğü için. Zaten çok dar bir alan, görerek de yapamıyordu. Onun için yukarıyı iptal ediyoruz. Taç kısmını yapıyorsun. Neden? Kaydal döyle neden? Kız bir saattir boynu koptu orada. Millet de diyecek ki kadın yapıyor da Kadir koymuyor, deli olacağım. Ama öyle görünüyor Kadir. Yapacağım diyor musun? Sadece burası. Nereye yapmak istiyorsan sadece oraya yaparsın. Diğerleri bilmiyorum ama sadece tamam, burası. Tamam, ben sana bırakıyorum. Nasıl istiyorsan öyle yap. Tamam. Vallahi şaka bir yana bu sefer ben de Kadir'e katılıyorum Ayşe Hanım. Bu evde daha yapacak çok işiniz var. İsterseniz hiç uğraşmayın dolabın üzeriyle. Doğru, doğru. Tamam, haklısınız. O tacı yap, tacı. Mutfakta dolap üstü falan çok dar. Yani oralara da artık çıkıp bir el mi değdirir yoksa beziyle oraların da tozunu mu alır, üstünden mi geçer? Hepsini göreceğiz. Mutfakta eşyalar çok olduğu için, mutfak dolapları çok dolu olduğu için vaktini çok alacaktır diye düşünüyorum. Özellikle kombiyi bekliyorum. Kadir, ne yapıyorsun Allah aşkına? Yine daldan dala atlıyorsun. Bunun neyi daldan dala dala? Gördüğünüz gibi pek kombinin üstünü yapıyorum. Bak sırayla gittim, oradan bu yana geldim. Ama tabii ki yine adamcağıza yaranamıyorum. Kombinin üstü çok yağlı. Yine elime muhteşem telimi aldım gördüğünüz gibi. Haftanın 5 günü yaptığım gibi. Yine harikalar yaratmaya devam ediyorum. Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman, basma da fistan giyemem aman. Oh! Senin gibi yağlı kombiye ben papuç bırakır mıyım ha? Buralara kadar gelmişim. Ben seni silmek için tam Altepe'den küçük çekmeceye gelmişim. Ha, ben cam silmek için İzmir'e gitmiş adamım. Evet, gördüğünüz gibi güzelce terledik. Şimdi bezimizi şöyle dolandırıyoruz ki ekran başında izleyenler kız hadi kalk gidek de biz de silelim desinler, iştaha gelsinler diye. Her zaman olduğu gibi sıralı bir şekilde gidiyoruz sayın seyirciler. Öyle daldan dala haldır şaldır yapmıyoruz. Fayansların üst kısımları bitti, doğalgaz boruları bitti. Şimdi sıra buraya geldi. Buradan da aşağı ineceğim. Evet, buradan ev sahiplerine sesleniyorum. Evim kirli diyorsanız, kombiniz peteğiniz yağ bağladıysa hiç çekinmeyin. Çıkıp çıkıp geliyoruz. Siz yeter ki başvurun. Aşağıda geçen adrese başvuru formunu doldurarak gelin, sizin de evinizi bir güzel bedava temizleyelim. Bakın bedava diyorum, unutmayın. Ya şuna bakar mısın ya? Şimdi bir de bezimi durulayıp vurdun mu? Sanki Alaaddin'in sihirli lambası ya. Yapmayın bunu ya. Alt tarafı sen 5 parmaksın, sen de bir telsin. İkisi bir araya gelince harikalar yaratıyor. Mutfakta aslında hani çok bir yağ yok gördüğüm kadarıyla. Ocağın arka kısmı çok bir yağlı. Bazı duvarlarda biraz yağ var. Hani biraz uğraştırabilir hani açıkça. Ayşe Hanım, duyduğuma göre Kastamonuluymuşsunuz. Ne zaman geldiniz İstanbul'a? Doğma büyüme İstanbulluyum. Oo, İstanbul'un neresindensiniz? Üsküdar. Ne güzel. Çok da eski semttir Üsküdar. Kaç senelik evlisin Ayşe abla? 13 yıl evli kaldım Kadir Bey. 13 yıl. Evet. Ayrılma mı vefat mı? Ayrılma. Hayırlı olsun. Sağ ol. Kaç sene oldu? 16 yıl. 16 yıl. Oo, bayağı da olmuş. Hayırlısı. Severek mi evlendin, görücü usulü mü? Severek. Severek evlendin. Ne, kaçtım. Kaçtı. Kaçmaz olaydım Kadir. O kadar mı dertlisin? Of. Ayşe abla hele in aşağı in. İn sen bir dinle, nene bunu bir anlat. Ne sor ne ben söyleyeyim. Ben sorayım da sen de söyle. Dur, süren durdu Ayşe abla. Hem dinlen bu arada. Gözüm yine buhar oldu. Gözüm yine buhar oldu. Severek evlendin. Kaç yaşında evlendin? 20. 20 yaşında. Kaçtın?
Vermediler. Severek evlendim. Yok, ailem vermedi. Ne kadar süre sonra kaçtın sen? Yaklaşık bir sene sonra falan kaçtım. Ha, 20 yaşında kaçtın. Evet, 20 yaşında kaçtım. Bir sene boyunca ikna edemedin evdekileri. Biz konuştuk eşimle, flört ettik ilk önce. Ondan sonra ailemden istediler, vermediler, uygun görmediler. Ben pazara gidiyorum diye çıktım. Eşim de pazarcıydı. Pazarda gördüm onu, çağırdım. Dedim ki gel konuşalım dedim. O gün de konuşmaya, sohbete daldığımız için de vakitin geç olduğunu anlamamışım. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Eve de gitmeye korktum. Sen sırf saat geçti diye. Evet, evet. Maalesef. Ne dedim peki, ben eve daha gidemem dedim. Aynen, ben bir daha eve gidemem dedim. İşin kötü tarafı nedir? Şu. Eşim bana dedi ki pişman olacaksan gelme dedi. Pişman olacaksan dedi gelme, pişman olmayacaksan gel dedi. Orada benim jeton düşmedi. Niye bunu dedi de sen nereye gidiyorsun Ayşe diye düşünmedim. Ha, sen bunu demesini beklemezdin. Niye aynen, pişman oluyor aynen. ki? Aynen. O zaman saftım işte. Hiçbir şey anlamadım. Kalktım gittim. Bunu kaç sene sonra anladın peki bu lafı? Evlendiğim ilk gün. Evlendiğin ilk gün anladın ki aslında. Anladım ki aslında. Ne oldu peki evlendiğin ilk gün? Evlendiğimiz gün annesiyle birlikte yaşıyordum ben. Hani birlikte oturdum. Sonra beni annesinin evine bıraktı, gitti alkol almaya. Daha ilk gün. Ben de orada eşimi bekliyorum, koca bekliyorum gelecek diye. O gün ne düşündün orada tek başına oturduğunda? Ben nasıl büyük bir yanlış yaptım dedim. Evet, aslında yine tek ailemin yanına dönebilirdim. Ama seviyorum diye her şeyi göze aldım. Peki eşinden sana bir sevgi var mıydı yani? O sevgi yoktu. Yok. Karşılığını görmediğin halde. Nikahta sonuçta hani 3-5 altın takılıyor ya ziynet eşyası. Evet. Onlar tek tek aldı benden. Altılayı oynadı, kumara verdi. Hepsini tek tek topladı götürdü. Hiçbir şeyim kalmadı. Körü körüne biraz gittin ha Ayşe abla. Seviyorum diye her şeyi gözümü kapattım. Tamam da eşiniz size yapmadığını bırakmamış. Cahilsin, okumamışsın ki. Bunun okumuşlukla ne alakası var? Diploma ayrı, sevgi ayrı biraz. Yani gözün görüyor. İlk sevgi. Sevdiğim insan oydu ama. Ondan başka hiç kimseyi sevmemiştim. Ondan sonra zamanla her şey yani geçti. Demek ki ailenin karşı çıkmasında... Peki annengil sana dediler mi? Bak sen bizi dinlemedin. Demezler mi? Yıllarca yüzüme vurdular. Yıllarca. O da kötü bir şey ama. Sonuçta biraz da kader yazı yazılmış o sana. Yaşayacaksın onu da. Aslında ben her şeyi unutmuştum biliyor musun Kadir Bey? Siz şu anda bu soruyu sorunca ben çok kötü oldum. Aklına mı geldi? Yani ben her şeyi unutmuştum aslında. Bir sene de konuşmuşsun halbuki. Sen bu adamın alkol aldığını, kumar oynadığını bilmiyor musun? Anlamadım. Alkolün ağasını bilmiyorsun ki o zaman. Hiç etrafa soruşturmadın mı sen bu adam... Yok, yok. Kız Ayşe abla, esna sen ailem soruşturdu ama onlar dinlemedim işte, çiğnedim. He, onlar soruşturdu tabii. Ve bunları öğrendikleri tabii, için mi hayır? Aynen, aynen. Onun için. Ya Ayşe abla, ben sana ne diyeyim şimdi? Şimdi ne yapıyorsun peki Ayşe abla? Şimdi çalışıyorum Kadir'cim ya, pandemin dolayısıyla. Ara verdik, çalışmıyoruz. 16 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik personeliyim. Ama yaptığım da şey, kurs merkezlerinde. Hani böyle büyük bir pis evi temizlemedim hiç. Evi temizlemeye gitmiyorum. Tabii, kurs normal. Merkezleri, öğrenciler ücretsiz geliyorlar. Orada eğitim veriliyor, çay yapıyoruz. Tek bir tane kızım var. Bir kızım var. 25 yaşında, Allah bağışlasın. Aynen. Onunla birliktesin. Onunla birlikteyim. Bu yıl, geçen yıl işte sözledim onu. Bu sene de düğün olacak inşallah. O da sevdiğine mi veriyorsun? Verdim, sevdiğine verdim. Dilerim her şey gönlüne göre olur. Peki 10.000 lirayı kazanırsanız ne yapacaksınız? Kızım için kullanacağım. Nişan düğün için mi? Nişan düğün için. Ben yaşamadım, o yaşasın. Bir şey diyeceğim. Bu sefer bak, bu zamana kadar çekmişsin okey. Ama bunları sürdürürsen yıllar boyu senden acısı gelir. Bunları bir yerde artık diyeceksin ki tamam, bitti gitti, olan oldu. Bu saatten sonra ikinci bahar dedikleri var ya bak. Sen bence 50'ye girdiğin zaman 50 bir ömrün yarısı, yüzün yarısı. O 50'den sonrasını resetle. Resetle kafada. Kızı da evlendiriyorsun. Artık kendi rahatına bak. Düşünme eskileri. Bir 50'yi daha böyle harcarsan hiç olup gidecek ömrün. Bir küçük hata yüzünden bütün ömrünü berbat etme. Gözünü seveyim. Gel gözlüklerini bir buharını alalım gel. Olan olmuş artık. Olanla ölene çare yok. Yani bu saatten sonra geri getiremez. Seni de 20 yaşına geri götüremeyiz. Ne yapacaksın? Bu saatten sonrasını güzel yaşayacaksın. İnşallah. Hadi. Ağlamak yok artık. İnşallah. Bir su içelim mi? İçelim. Bir su içelim, bir ferahlayalım, devam edelim. Şarbını da değiştirirsiniz belki Kadir. Hadi gel. Bak kadının saçına üzüntüden aklar düştü. Gel abla. Biraz onu göze almanı beklerdim. Peki mutfak ayrıntıya girilmiş bir mutfak mı? Hiç girilmemiş. Nerede kaldı bu ayrıntı o zaman? Yani emeğine de burada saygı duyuyorum. Ama benim için de yeterli bir temizlik olmadı. Thank you.
Mutfaktan en az 2 saatte çıkar. Kadir! Efendim? Buradan gideceksin Gars'a. Gars'ta var bir arsa. Arsada yapı. Kapıda tokmak tokmağı 3 kere vuracaksın. Karşına çıkacak pala büyüklü bir baba. İşte o baba benim baba. Bu tekerleme mi? Evet. Güzelmiş. Gülme Kadir. Kim öğretti size bu tekerlemeyi Ayşe Hanım? Kim öğretti biliyor musun? İnanmayacaksın kızım. Öyle mi? Kaç yaşındayken öğretti? Okula gidiyordu daha. İlkokula. Maşallah. Unutmamışsınız Ayşe Hanım. Unutmam. Kızım için ölürüm ben. Adı ne kızınızın? İnci İrem. İki adı var. O buradan selam söylüyorum aşkıma. Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz İnci İrem'e. Anan sana ölsün yavrum. Aklıma şey geldi. Ceylan vardı ya, Ceylan dedikoduyu sever. Kaynanam diyor boyuna oğluna kurban olurum. Olma kurban ya, ben kimseye kurban olmam. Herkes kendi için yaratılmış. Kadın kendi oğluna bile kurban olmuyordu, olmam diyordu. Gerçekten mi? Evet. Yuh. Ama ben de öyle düşünüyorum. Ben kimseye sana kurban olurum demem mesela. Aa, ben olurum. Sana bir şey diyeyim mi? O can boğaza geldi mi? Sen ananı babanı bile görmüyorsun. Öyle havadan söylemesi kolay. Şimdi hiç öyle bedavadan havaya sıkmayın. Sana kurban olurum, ölürüm. Vallahi ben onu kendim kanımdan, canımdan büyüttüğüm için ben kurban olurum kızıma. Ben de bakkalın çocuğunu büyütmüyorum herhalde. Sen ne o zaman kurban olacaksın? Kusura bakma. Canını feda edeceksin. Biz de diyor bakkalın için. Ben mi yanlış anladım? Size soruyorum. Sen bir sen doğurdun. Bunlar iki yumurta da. Benimki tek. Tek yumurta ikizi. Tek yumurta ikizi. sen bir tane dedin çocuğun var. Onun için tek getirdim yani. Ben hiç anlamadım bu işi Kadir. Tek yumurta ikizi diye tek geçiyor. Bu tek yumurta ikizin ikizi nerede? İkisi kalbinde. Ben bir reklam arası vermek istiyorum. Teşekkürler. Ayşe Hanım, kızınızın ikizi var mı yok mu? Ya bir tane şaka yapıyorum ya. Şaka mı? Allah seni, inandın mı? Sen de aynı benim gibisin. Ayşe ablanın aşırı derecede modu düşüktü. Yorulmuş bir hali vardı. Yorgun başladı diyebilirim bugüne. Ayşe abla, evet mutfaktan başlamış ama biraz performans olarak yavaş başlamış bence. Çok fazla bazı detaylara takılı kaldı. Bu arada tam 55 dakikanız da geçti Kadir'ciğim. Oo, 55 dakika ve biz hala dolap üstündeyiz. Ama sonuçta dolapların bir tek durulanması kaldı. Gerçi çok elinizi oyaladı Ayşe Hanım. Ev temizlemek belediye işine benzemiyor değil mi? Evet, benzemiyormuş. Neyse, moral bozmak yok. Bu arada bakıyorum sen de peteğe girmişsin Kadir. Hem evde sıcak su yok, ellerim morardı soğuk suda. Kettle'da ısıtsaydın keşke. Kettle yetişmiyor. Hangi? Aynen ya, yetişmiyor kettle. Kettle kullandıktan sonra biri... Kettle'a su koyabilir miydi? Ben mi koyayım? Ha, aynen. Olmaz Ayşe Hanım. Olmaz mı? Niye acımıyorsun bana bir ses? Acınacak bir haliniz yok da ondan. Benim. Niye ben demin bir yalandan mı ağladım? Kız onunla Kettle'a ne alakası var? Sonuçta yaşadıklarınızı anlatıp gözyaşı döktünüz Ayşe Hanım. Ben de bir anlatmaya başlasam vallahi ağlamaktan içiniz dışınıza çıkardı. Biz de az da seni dinleyelim. Hep herkesi dinliyoruz. Kusura bakma Kadir. Özel hayatımı burada paylaşamam. Bizim çorabımızın rengine kadar dök burada 70 milyonun önünde. Kendine gelince özel hayat. Ben çocukken ayağımda çorap bile yoktu. Sen nasıl çorapsız oluyorsun ya? Yazın çorap giymezdim Kadir. Allah canını almasın senin ya. Sen bilmezsin benim başıma neler geldi neler. Tövbe yarabbim, ne oldu hele, anlat da merakımdan öldüm. Bu hikayemi ilk defa senin kanalında paylaşacağım. Aa, ilk video olarak bunu paylaşalım. Dış sesin sürprizlerle dolu hayat hikayesi Kadir Ezildi'nin kanalında çok yakında. Bizim bahçedeki çardaktan anlatalım. Orası. Sana şöyle güzel sarma marma da yaparım. Bir lokal sofrası kurarım sana. Semaveri de yakarız. Orada anlatır anlatır ağlıyor ağlıyor yeriz. Ağlayan bir kadro da isterim ama. Ben sana cenaze gibi çağırırım. Paralı şu ağlayanlar var ya kendini. Senin her bir ağzını aç işte. Kendini yerden yere vururum. Alttan da veririz müziği Kadir. Seyircimiz benimle birlikte o acıları hissetmeli. Alttan ver o film gibinin. Nasıl bir sahne çıkıyor? Çıkacak çok merak ediyorum. Artık maskelerin arkasına saklanmak yok Kadir. Seyircilerimiz görsün gözyaşlarımı. Of ne güzel. Dur oğlum buna yedek bak. İyi. Sen montajdan da anlıyorsun. Montajını da sen yaparsın. Kendini istediğin gibi orada çevirirsin. Tamam evet yaza. Kanalımın ilk videosu dış sesten geliyor. Sözünü aldık burada. Ayşe abla mutfakta plansız bir temizlikle bugün günü açtı ne yazık ki. Yine eli ayağını dolandı. Heyecanına yenik düştü. Thank you.
Mutfakta evet yağlı bir ocak var. Bir tane mini buzdolabı var gözüme çarpan. Onların da yani içine dışına sağına soluna her yerine bakacağım. Yağ içinde ikisi de. Ayşe abla. Efendim. Ocağı ben alıyorum. Allah Kadir'cim ne olur sana zahmet olacak ama. Rica ederim elbette. Abla. Ya mutfak dolabı çok büyük ve yağlı. Farkındayım. Bu duvar bitti, petek bitti, kombi bitti. Aa bu da yeni mi çıkmış üstü camlı? Pek de yeni çıkmışa benzemiyor Kadir. Ama ben bunu yeni gördüm. Bana yeni geldi daha. Of 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 of. Fırının içi iyi. O kadar kötü değil ama camını gene sökeriz bir. Buraları kötü. Altı. Dur bir şekilde açacağız. Hemen yağ sökücümüzü sıkıyoruz güzelce ocağımıza. Evet Kadir'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün ay, size... Ne oldu kız? Düşüyordum aslında. Allah canını anlasın senin. Yüreğim geldi ağzıma. Düşüyordum asfalt üstü. Ayşe abla aman gözünü seveyim bak dikkat et. Vallahi düşüyordum. Belin melin kırıldı Allah korusun kızım. Biz yaklaşalım da Kadir neme lazım. Evet Kadir Bey'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere mutfağımda her türlü lezzetten sonra başa gelen en büyük dert ocak temizliği. İstediğimizi pişiriyoruz, haşlıyoruz, taşıyor, dökülüyor ama yemek yemekten vazgeçemiyoruz. Ne yapacağız? Ocağı temizlemek için muhteşem yağ sökücümüze başvuracağız. Ne yapıyoruz? Her derde eleme kedere bir numara yağ sökücümüzü elimize alıyoruz. Çok mu çektin? Canım mı darlandı? Burana mı geldi? Yokluk, kıtlık aman boşver. Sık 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 sık. Bak burası asgari ücret bölümü. Fatura, kira, çocuk maması, eşinin kıyafeti bilmem nesi. Gezmesi tozması bak görüyor hane kararmış. Dert bağlamış haneyi. Hanede sıkıntı var. Hanede büyük sıkıntı var. Görüyorum ben bak dört yol var. Dört yolda tıkalı burası. Dört yol ağzı çok sıkışmış. Ne yapıyoruz? Bayramda ikramiye. Yağ sökücü. Şimdi burayı bir güzel ferahlatıyoruz. Sadece bununla bitmiyor. Sıkıp o çıkmıyor. Bir terleyeceğim. Mutfaktan 2,5 saatte çıkabilir. Ayşe abla mutfağın üstesinden gelir ama bayağı bir zamanını alacak gibi duruyor. Hatırla sevgilim o mesut geceyi çamların altında verdiğin bu seyi beni mecnun ettin sen de olasın. Aşkını inkar edersen Allah'tan bulasın. Millet senin için arkadan konser veriyor. Beni mecnun ettin sen de olasın. Aşkını inkar edersen Allah'tan bulasın. Mutfakta duvarları, yağ durumunu, ocağın yağ durumunu özellikle kombi üzeri ve camı değerlendireceğim. Bu şarkı bana neyi hatırlattı biliyor musun? Ben 5. sınıfa gidiyordum. Sene sonra okuma bayramı gösterisi var ya. Orada bu şarkıyı bizim sınıftan bir kıza söylettiler Burçin diye. Allah da günah yazmasın sesi de bir çirkin bir çirkin. Bana arkadaşım dedi ki Kadir dedi kalk sen söyle dedi. Tek tek seçiyorlar sen söyle. Utandım çıkıp söylemeye. Halbuki çıksam bundan daha güzel söylerdim. Utandığım için kaçırdım. Ondan sonra dedim ki Kadir bundan sonra sen utanırsınsa ben de sana sorarım. Ondan sonra hiç utanmadım abla. Çünkü utanınca içindeki cevheri dışarı çıkartamıyorsun. İlkokulda neyi kaçırmış olabilirsin ki Kadir? Duyan da sizin okuma bayramına Ahmet San gelmiş sanacak. Belki okulun korosuna katılacaktım. Kaçırdım sonuçta. O bir fırsattı yani. Bir tek damat halayında varım okuma bayramında. Onda da gözü kör olasıca Güler var sınıf arkadaşım ta o zamanlar. Dönüyor halay tam Güler kameranın önüne geliyor ben görünmüyorum. Koskoca halayda ya 2 kere ya 3 kere görünmüşüm. Bütün okuma bayramı CD'sinde kendimi görebilmek için 50 kere zoomlattım CD'yi. Güler gör Güler, Burçin sen de gör çatlayın ikiniz de. Buzdolabını bembeyaz görmek istiyorum. O buzdolabını bembeyaz yapamazsa, ocağın duvar yapamazsa mutfaktan benden sınıfta kalır. Müzik.
Evet, güzelce suyumuzu kaynattık. Yalnız suda ne kadar kireç var bilmiyoruz. Ona bir bakalım ki bu kettle'da kaynayan su acaba ne kadar kireçli? Kettle nasıl kireç bağlı? Hep birlikte bir görelim. Hemen güzel şeffaf bir cam bardağımızdan suyumuzu dolduruyoruz. Evet, bakalım şu anda içindeki beyazlıkları görüyorsunuzdur belki. Bakın dönüyorlar. Bunlar işte kireç tanecikleri. Çubuğumuzu batırdık. Geliyor. Evet, gördüğünüz gibi çubuğumuz pembeleşti. Yani bu evde de, Türkiye'de çoğu evde olduğu gibi sular kireçli. Ne yapıyoruz? Kirecin bu evde de kökünü kazıyoruz. Eşyalarımızla temas etmemesi için önlemlerimizi alıyoruz. Temizliğimiz son gaz devam ediyor. Süresini çok kötü kullandı ama bez sıkışı güzeldi. Yağların çıkarıp çıkmadığını finalde göreceğiz. Kolay gelsin Ayşe abla. Sağ ol canım, hoş geldin. Kolay gelsin. Hoş geldin. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Kolay gelsin. Nasıl durumdasın, iyi misin? İyiyim, iyiyim sağ ol. Kadir, ne kadar süre oldu? İki saat oldu neredeyse. Şu anda Ayşe abla üst dolaplarda aspiratör üst tarafına geçti. Bitti. Alt dolaplar var, buzdolabı var. Ay pardon. Fayansları yaptım, peteği yaptım. Şimdi ocağı aldım. Ayşe abla üst dolaplardan aşağı inecek birazdan. Ne diyorsunuz, iki saat için nasıl gittik? Bir dolapların yüzüne bir bakın. Dolaplar güzel gözüküyor. Oyalayan tek şey oldu sanırım. Dolapların içi çok doluydu, evet. Malzeme. Ondan dolayı bu kadar uzun sürdüğünü düşünüyorum. Bu mutfakta iki saate göre çıkan iş sizin için nasıl Aysu? Biraz sanki geç kaldın gibi. Aşağı, değil mi? Geç kaldın gibi değil. Sen geç mi kaldı sana göre? Ben sana soruyorum. Geç kaldı bence. Sana göre geç mi kaldı? Güzin. Bana göre de en azından dolapları bitirmiş olman lazımdı. Yani sen şu anda alta mı geçmiş olması tabii lazım? Tabii ki. Hatta altı bile bitirip belki fırını falan temizliyor olabilirdi. O derece. Evet. Neslihan? Dolap üstüyle çok oyalandı. Aynen. Vakit kaybı. Peki siz dolabın üstünü bekliyor muydunuz? Bekler miydiniz? Beklemiyorduk. Yani temizlenmesini ben beklerdim. Peki şu anda girmediği için bir şey diyecek misin? Yani bakacağım tabii. Bakacaksın. Ona göre değerlendireceğim. Vildan? Bence de ben de altta olmasını beklerdim şu an. Alt dolapların bitmiş olmasını beklerdim. Yani iki saat içerisinde üstü evet, kesinlikle evet. Bitirmiş. Aynen. Altın en azından yarı kısmına gelmesini evet, bekliyoruz. Evet, evet. Peki şu anda neden böyle oldu? Vildan, birinci sebep ne? Siz de söylediniz. Yukarıda çok oyalanmaması gerektiğini. Orada bayağı hani eleştiri gelmesin diye büyük ihtimalle Ayşe abla çok uğraştı. Onun dışında bir de dolapların içi gerçekten diğer evlere göre çok doluydu. Malzeme dolu dolaptı. O yüzden biraz daha... Peki Neslihan? Bence de planlaması yanlış gitti planlaması Ayşe yanlış. Ablanın. Peki Güzin? Öyle de gidecek. Yani bence biraz üstü böyle yumuşatıp keşke başka bir yerlerde biraz zaman harcayıp... Yine üstte planlama tekrar... hatasından evet. Dolayı. Aynen. Hani üstü yumuşatıp başka bir yeri o arada yapsaydın üst yumuşayana kadar hani en azından zamanını öyle değerlendir. Ama hani yukarıdan aşağı iniliyor ya. Tamam da hani zorladı ya biraz istemedim. Ondan diyorum. Şöyle diyeyim, şimdi Ayşe abla önce tek tek iç dış hepsini kremliye kremliye gitti, ondan sonra duruluya duruluya geldi. Bu taktik sizin için uygun mu? Evet, doğru mu? Yoksa tek tek mi içeri durulayıp kurulayıp çıkması mı gerekiyordu? Yani... Sizin için çok bir şey fark etmiyor. İyi diyorsunuz. Yani... Peki. Şimdi genel olarak hepsi şu anda üstlerde çok durduğunu, şu zamana göre senin aşağıya inip hatta Aysu'ya göre, Güzin'e göre aşağıyı bitirip ocağa geçmen gerektiğini söylüyorlar. Hı-hı. Ne diyorsun, sence çok mu abartılı bir şey bekliyorlar? Yani bilemedim ama dolaplar da çok. İçi de dolu dediğiniz biraz gibi arkadaşlar. Biraz seni yormuş bence Ayşe abla. Ayşe abla senin şey oldu büyük bir ihtimalle. Üstü herkes üstüne çok bakıyor, engelledi. Benim üstü yapmam lazım. Evet, evet, hatta evet, geldiğimizde evet, bıçak falan evet. Bayağı şey yaptı. Burada o seni biraz yordu. Evet, zamanı çok aldı çünkü aynen, senin. Aynen. Ondan dolayı bence Kadir bu dar dedi, kaldı. Yapmadı yani ama. Yani yukarısı evet açıklık var, kol giriyor ama kafa yapısı olarak eğilip içeriye bakamadığı evet, için yani kafasını aynen. Şöyle bir eğil ablam, eğil bir başını görüyorsunuz tabii, tamamıyla tabii, tavanı gördüm, sürttü yani. Orada biraz keşke kalmasaydı diye dedik evet, biz de. Ama işte bunlar da siz yukarıya bakıp puan vereceksiniz korkusuyla orayı uğraştı orayla. Evet. Peki teşekkürler, sizi üç evetle uğurluyoruz. Haydi güle güle. Hak eden kazansın diyorum. Hep öyle oluyor zaten. Aynen. Ondan şüphen olmasın. Mutfakta yavaştı. Hani beklediğim gibiydi açıkçası. Yetiştirebileceğini dahi düşünemiyorum hani. Biz geldiğimizde mutfak dolapların üst kısmı bitmişti. İki saat boyunca üst kısmıyla uğraşmıştı. Bu durum onun için çok kötüydü.
Ayşe ablanın mutfağına geldiğimde deterjan kalıntıları vardı dolap kapaklarında. Girdiğimde ilk buna da bakacağım mutfakta. Uf, aralara aralara dolmuş, aralara aralara. Oo, Ayşe abla telle. Telle babam, telle. Amanına telle, telle, altını üstünü telle. Amanına telle, telle, altını üstünü telle. Teranananamnam, nam nam. Hamamcı teyze, hamamcı teyze. Atları çalındı, bulamadım. Karakola gittim, şikayet ettim. Aradım, taradım, bulamadım. Kız sen de ben söyleyince eşlik etmiyorsun. Sonra kendi kendine ağzının içine mırıldanıyorsun. Yo. Döv 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 döv. Atlı geliyor atlı, atlı geliyor atlı. Amanın baldan şeker kaymaklı. Döv 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 döv. Kendi kendime eğlenmeye çalışıyorum. Ayşe abadan bana bir fayda yok. Döv 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 döv. Yani düşün, her taraf yağ kir içinde, üstüm başım batmış. Biraz neşelenmem lazım. Yoksa akşama kadar burada vakit geçer mi? Geçmez. Geçmiyor, vallahi geçmiyor. Mutfakta buzdolabı olmadığı için odunların, tahtaların durduğu bir bölge vardı. O alanı en azından bir köşeye çıkartıp altını ve dolap yanlarını temizlemesini bekliyordum. Oraya bakacağım ve örümcek ağlarına bakacağım genel olarak. Ocağın arka kısmı, tezgah, aynı zamanda buzdolabı. Buzdolabını çok merak ediyorum. Camı çok merak ediyorum. Fırını çok merak ediyorum. Evet, Kader'in mutfağına tekrar hoş geldiniz. Ocağımız pırıl pırıl oldu. Şöyle açayım. Şu camını görüyorsunuz zaten. Ayna. İçi keza öyle. Üst kısmı bitti. Gördüğünüz gibi şu metal detayları. Kendimi fırın pazarlıyormuş gibi hissettim. İçinde bir pazarlamacı yatıyor senin Kadir. Başka ne kaldı? Kaldı şurada tuşları. Onları birazdan telleyeceğim. Ondan önce hemen o kadar emek verdi. Şimdi Ayşe abla her yere sıçratmasın diye örtüyorum. Şöyle güzelce. Badana boya olacakmış gibi. Çünkü bu bir de şey, ne diyorlar, metalimsi ya, hemen iz belli ediyor. Inox. Ha, kinox, ondan. Tamam bak. İstiyorsan bir de koli bandı vereyim Kadir. Gel bir tane çevireyim şuradan. Yok artık, şaka yaptım. Şimdi hemen ne yapıyorum? Şu demirlerimi güzel ovuyorum. Bunlar da mangal demiri gibi. Maşallah, ele de ağırlar ki. Bak şunları görüyor musun bak. Görüyorum. Şimdi onları bir güzel ben telleyeceğim. Çözünmüş mü yağları? Yumuşadılar zaten de ben telleyeceğim onları bak. Şimdi güzelce telleyeceğim bunları, yerine yerleştireceğim. Ocak da bitecek, ocağın arkasını yaparız hemencik. Mutfaktan çıkacağız birazdan. Tamam, siz nasılsınız Ayşe Hanım? İyiyim çok şükür. Allah iyilik versin. Hamdolsun, geçirip gidiyoruz. Temizlik nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Her şey yolunda şu anda. Çok merak ediyorum. Alt dolapların içine girmeyi düşünüyor musunuz? Yağlar, kapaklardaki yağlar. Vallahi 2 saat 20 dakikanız geçti. Abla içine girme, yok gözüksün. Maalesef. Üstelik daha çok işiniz var. Salon var, salon. Tel alabilir miyim? Mutfakta aşırı ince ayrıntıya girdi. Hani evde temizlik yapıyormuşçasına. Halbuki burada biraz daha pratik olması lazımdı. Ayşe ablayı da rakibim olarak görmüyorum. O da listeden çıktı benim için. Çok iddialıydı. O da iddiasının altına imzasını atamadı. Evet. Ayşe abla hadi. Bitti. Elinde miyle bülbüldür dili. Krem. Mahlen. Kız kremi daha ne yapacak? Şuraya, şuraya. Krem. Ver, krem ver hadi. Elinde o ya gidiyor toya. Dudağı boya Meşre Hanım. Elinde miliye bülbüldür dili. Mahlenin gülü Meşre Hanım. Şu an süre azaldığı için ortalık çok gergin. Biraz ortalığı yumuşatalım. Hadi Ayşe abla. Tamam. Hadi.
Evet, mutfakta işimiz bitti. 2 saat 53 dakika gibi bir süre geçirdik. Ama elimizden gelen her şeyi yaptık. Şimdi bir elimizi yüzümüzü bir yıkayalım, bir tulumumuzu bir değiştirelim. Ondan sonra kalan süreyi salon ve banyoya bölüştürüp temizliğimizi yapacağız. Hadi gidiyoruz. Ayşe abla o mutfaktan 3 saatte çıktıysa o mutfak tertemiz olmalı. Ayşe abla mutfakta 2 saat 53 dakika kaldı ama temizlik anlamında pek yani gözle görülür bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet, salonumuza geldik. Evet, Ayşe abla. Efendim? Planlama nedir şimdi, ne yapıyoruz? Planlama nedir? İlk önce tülleri çıkarıyoruz. Tamam. Sonra ben örümcekleri alacağım. Güzel. Ondan sonra halıları süpürüp kaldıracağız. Okey. Koltukları süpürüp sileceğim. Tamam. Ne kadar süremiz kaldı şimdi bizim? 1 saat kaldı. 1 saatimiz kaldı. 1 saatin 20 dakikasını banyoya versek. Evet. Kaldı 40 dakikamız. Evet. 40 dakikamız var, o yüzden hızlı olmamız gerekiyor. İnşallah. Koş. Temizlik bizim işimiz. Sen de gel, heveslendin herhalde. Yok, istemem. Enerji geçiyor orada. Tabii tabii. Hadi sök. Tülleri sök çabuk. Eğer mutfakta 2 saat 53 dakika geçirdiyse o mutfakta göze batan herhangi bir kir ya hiçbir şey istemiyorum. Salonu güzel bir şekilde temizleyem artık puanını da etkiler. Öldün de bu sobayı yakmadın, donduk senin yüzünden. Bırak şimdi sobayı Kadir. Ben şu örümcekleri bir alayım. Al. Ayşe Hanım bakın sizin için örümcekleri alıyorum. Teşekkür ederim Gülsüz. Cama bak. Hani biraz onu göze almanı beklerdim. Peki mutfak ayrıntıya girilmiş bir mutfak mı? Hiç girilmemiş. Nerede kaldı bu ayrıntı o zaman? Yani emeğine de burada saygı duyuyorum. Ama benim için de yeterli bir temizlik olmadı. Kadir, hadi işine bak. Ne kadar güzel köklenmiş bu. İşine bak Kadir. Şu halıyı kaldırın, cama gideyim. Gel kafana sürteyim şunu. Nazara karşı mı? Ver Ayşe abla, ben onu bir gıllayayım hemen. Tamam Ayşe ablacığım, diğer halıya geç Ayşe abla. Koltukları açıkçası silmesini beklemiyorum ama en azından bir süpürebilir. Altları boş çünkü. Herhangi bir eşya yok. Çık halının üstünden, çık. Müsaade edin. İş yapıyoruz be. Çık 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 hadi. Hadi Ayşe abla hızlı 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 hızlı. Bir kez aynı benim süpürdüm. Hadi rekor görsünler, rekor. Kır kır. Tersini. Hadi Ayşe Hanım, kızınız sizi pes etmiş görmesin. İnşallah. Ver şunu, ver. İnşallah. Ben yapıyorum, siz işinize bakın. Sen koltuk. Siz işinize bakın. Dövüşmeyin. Seni. Bir süpürün, birinize süpürün. Ben örümcekleri alacağım. Ben alıyorum. Kız bırak o alsın sen camın, birini süpürün, birini silin. Sen küçüksün, ölemezsin. Ya ben seni. Bir tane kaynanayla da kaynata varmış. Bakmışlar ki gelinleri indi. Alıyorum valla. Bir deli bir dövüşmeyin. Demiş su istiyorum. Kaynanayla kaynata demiş ki gel demiş, bu gelin iş yapmaya demiş. Sen eline kovayı al demiş, ben de süpürgeyi demiş. Kavga edelim de belki bizi görür elimizden alır ki bırakın ben yapayım diye. Kaynana diyormuş ki ben süpüreceğim, kaynata diyormuş ki ben sileceğim. Gelin gelmiş demiş ki eh demiş, susun demiş, ne kavga edip duruyorsunuz demiş. Biriniz süpürün, biriniz de silin. Çölün kızı ölmüş ki yine iş yapmamış. Bunlar da aynı böyle. Koltuklar çok kirli. Koltukların güzel silinmesini bekliyorum. Camlar da aşırı derecede kötü durumda. Camları da silinmesi lazım. Be. Sıkıştım. Oğlak kadın bu olacak. Sopa kırıldı. Ya. Sopa mı kırıldı? Kurtar kadını. Allah'ım sen bana sen. Kız dur. Ayşe abla dur. Ah kurtuldu kadın. Sen şunu tut. Tut sen onun sopasına ne güveniyorsun? Tamam bırak. Bırak kız. Bak oraya ben sana çöz. Sen benden iste çözümü. Ona neye gidiyorsun? Onun hep ki adamı yarı yolda bırakıyor. Salonda her iki camın da gayet iyi temizlenmesini yani bekliyorum. Thank you.
Yavaş buldum, temizliğini de hani beğenmedim açıkçası. Koltuğun iç kısmını sildiği bezle yıkayıp koltuğun üst kısmını temizledi mesela. Bu benim için hani aşırı derecede hoş görülmeyen bir şey. Kız Ayşe abla, saksı bunun altına sığmıyor. Nasıl sığmıyor? Sığmıyor, bunu yıkayamayız, sileceğiz. Hayır, yıkanmaz. Leğen getirin o zaman. Leğene hiç olmaz. Hepsi getirin. Ya vakit yok, bizi oyalama. Ben ne oyalayacağım, kadın istiyor. Kız Ayşe abla. Efendim? Şunu töreli silsene Ayşe abla. Heh. Ya onunla uğraşma kız, vakit yok. Şöyle güzelce sil üstünü başını. Hayır, aralara sokun. Çok güzel bir cihaz o. Evet. Niye sen benim şeyi bozuyorsun? Millet çeyizine koyuyor onları be. Ay, onların çeyizine kıran girsin. Tövbe estağfurullah. Ağzından hayırlı bir laf çıkmıyor ki. Son 30 dakika. 30 dakika diyor, pet dakika diyor kadına. Ben demiyorum, o diyor be. Daha bak orada TV ünitesi duruyor. Ayşe abla, ben onu çekeyim, arkasını sileyim hemen. Bakın kaçtı yine. Ben o petekle uğraşamam, vakit yok. Ayşe abla önce hani koltuklara kaptırmıştı. Sonra cama atladı. Cama bakarken orada peteği fark etti. Dalgınlığından, heyecandan hepsini birbirine karıştırdı diye gördüm. Salonda zaman az kaldığı için bir anda heyecan yaptı. Açıkçası üstün körü bir temizlik yaptı. Ama beğendiğim yönü de vardı. Hani ayrıntılı bakamadım ama tekrardan bakacağım. Örümcek ağlarını temizlediğini gördüm. Tabii ki dolaşıp tekrardan bir karar vereceğim ona. Hadi yeter artık, çıkalım buradan. Banyo bizi bekliyor. Sular var ya, çamur çamur. Kadir bırakın artık, yeri ben alırım. Tamam al. Hadi lütfen. Hadi aşağı. Bak kadıncağız perişan oldu. Aşağı. Hadi banyoya gidelim. O alsın arkamızdan. Vakit kalmadı. Vakit kalmadı. 10 dakika kaldı. 10 dakika. Hadi banyoya. Hadi bir su içelim ama. Bence Ayşe abla banyoda hiçbir şey yapamamıştır. Eli ayağına yine dolanmıştır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten gün boyu modu çok düşük çalıştı. Neden böyleydi bunu da soracağım kendisine. Arkadaşlar hemen fırça istiyorum. Fırça geliyor. Tel. Of, eldiven giydim, gene ellerim başladı çöp sızlamaya. Çöp poşeti. Buyurun fırçanız. Ya şu iğrenç paspasları bir atın. Çöp poşeti de geldi. Banyoya son 10 dakika kala girdiyse sadece su döküp çıkmıştır. Tut! Atma! Dikkat et, klozetin içine girdi. Şöyle tut. Eğer banyoya son 10 dakika girdiyse hiçbir şey yapamamıştır bence. Banyoda da klozet içi bayağı bir berbat durumda. O klozetin böyle içini dışını güzel temizlemesini bekliyorum. Ay, buranın camı da varmış. Ayşe Hanım, bırakın şimdi onlarla uğraşmayı. Siz önce klozeti halledin. Dur, bileceğim bunu yapar mı? Gençken de böyleydi. Kadir, sen ne yapıyorsun öyle yerlere? Yumuşatıyorum ben. Dur, klozete bakacağım, banyonun içine bakacağım, lavaboya bakacağım. Yani son 10 dakika girdiyse bence o banyonun yani hiçbir şekilde temiz olduğunu düşünmüyorum ben. Bir üstüne su döküp çıkmıştır. Klozette detaylı bir temizlik yaptığını düşünmüyorum. Vakti bile yetmemiştir. Zaten 10 dakika klozet alır. Ayşe Hanım, daha önce hiç böyle tuvalet gördünüz mü? Hayır. Döktüğünüz deterjan işe yaramış mı? Biz bakacağız, göreceğiz. Hadi beraber bakalım o zaman. Bakalım. En son oraya mı gireceksiniz? Evet. Ya Kadir, niye kırdın onu? Çıkardım, çıkardım 5 dakika. Altına hep çöp dolmuş. Bak burasından siyah siyah akıyor. Vallahi canım çıktı bugün benim ya. Oy, beni ölmeyeydim, canı çıktı. Sen buradasın da salonun yerlerini kim siliyor? Sen merak etme. Eğer Ayşe abla klozetin içindeki o lekeyi gerçekten böyle hakkıyla tertemiz çıkarttıysa, yani tabii ki puanımı etkiler, ona hak ettiği puanı veririm. Kesinlikle Ayşe ablayı rakip olarak görmüyorum. Bugün de temizliğini görerek buna karar verdim. Bir arkadaşımızı daha elemiş oldum. Son bir dakika. Son birimi. Oo! Lavaboya da bir su tutsaydınız. Sen mi? Siz tabii. Simen. Ayşe ablayı kendime dişli bir rakip olarak görmüyorum. Aslında hiç kimseye dişli bir rakip olarak görmüyorum. Çünkü en genç ve dinamik benim. Allah'ım, şu an alt pijamama kadar ıslandım, dondum. Ayşe abla öyle yapma, öyle çıkmıyor. Vallahi su tutuyorum ben. Yapacak bir şey yok. Kız öyle. Şuna ver, piskiyesini ver. Son 30. Kız piskiyeyi versene sürekli. Tamam.
Hadi Ayşe abla hadi. 10. Hayır. 8. Olamaz. 6. Ay. 4. 2. 1. Sütü niye bitti? Çabuk. Bitti. Bitti mi? Bitti tabii. Elimize sağlık. Şurası oldu. Camman bu taraf tamam. Klozetin içine bakalım. Olmadı. Aa, olmuş Ayşe abla. Gibi görünmüyor ama yine de elimizden geleni yaptık. Savaştık, bırakmadık. Hazır mısın? Hazır. Finale gidiyoruz. Bak finalde olmadı. Yok böyleydi, yok şöyleydi, yok. Gidelim. Hah, gidiyoruz finale. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman bak yüksek bir sesle Ayşe Sinan geliyor. Hazır mıyız? Hazırız. Ayşe Sinan geliyor. Haydi bakalım finallere. Herkese nasıl temizlik yapılır bu programda ben göstereceğim. Haftanın üçüncü gününde Ayşe Hanım'ın temizlediği ev karşımızda. Ayşe Hanım çok detaylı ve özenli bir temizlik yapmak isterken yarışma temposundan koptu ve çok ağır kaldı. Mutfakta dolaplar ve fayanslar silindi, kombi, petek, ocak, fırın ve aspiratör temizlendi. Yarışmacımız elinin değdiği her yeri parlatmayı bildi. Ama bakalım rakipleri yapılanları beğenecek mi? Ayşe Hanım salonda da tüm detaylara girmek için yoğun çaba sarf etti. Kendini kaptırarak temizlik yapan yarışmacımız bu işte ne kadar hünerli olduğunu herkese gösterdi. Salonda camlar silindi, halı, petek ve koltuklar temizlendi. Ancak süresi az kalan yarışmacımız sobayla pek ilgilenemedi. Bakalım finalde rakipleri Ayşe Hanım'ın bu eksiğini çok eleştirecek mi? Evimizin banyosu temizliğin son durağı oldu. Hem süresi hem de enerjisi azalan Ayşe Hanım banyoda pek bir varlık gösteremedi. Yarışmacımız banyoda üstün körü bir temizlik yaparak günü tamamladı. Bakalım buna rağmen finalde yüksek puanlar almayı başaracak mı? Kaçtığım için. Yani burada onu ben... istemedi, onaylamadı bir evliliği yaptığım için. Kadir Bey, ben bir şey sormak istiyorum ama çok özel olmazsa. Tabii, buyur. Ayşe abla, anne babandan gerçekten şefkat ve merhamet gördün mü? Bundan sonraki hayatın huzurlu eylesin inşallah. Mutfakta bazı atladığın yerler var. Buzdolabına hiç girmemişsin sanırım. Aa, buzdolabını unuttum ben. Gerçekten o mutfakta 3 saat kaldın ve çok eksiğin vardı Ayşe abla. Beni çok eleştirmiştin. Benim yaptığım hataların daha beterini yaptın. Ben buzdolabıma en azından bir bez sürmüştüm. Sen onun varlığından bile bir haberdin orada. Evinde de böyle eşyaları unutarak temizlik yapıyorsan bence beni aramalısın yani. Ayşe abla. Yok, ben yine aramam seni canım. Temizlik benim işimde. Haftanın üçüncü gün finaliyle karşınızdayız. Ayşe ablanın eline koluna sağlık. Koca bir mutfaktan, sobalı bir salondan elinden geleni yaparak çıktı. Ve şu anda finaldeyiz. Ayşe abla eline koluna sağlık. Sağ olun. Elinden geleni yaptın. Ev bayağı büyüktü mutfak olarak. Evet. Mutfakta bayağı duygulu saatler geçirdik. Çok, evet. Anlattıklarına hem biz hem de ekrandakiler bayağı duygulandılar. Bugün mutfakta onun etkisiyle biraz moralim ve modun düştü hafiften. Modum düştü, evet. Çünkü yaşadıklarım kolay şeyler değil. Hatalı bir seçim mi diyelim yoksa o zamanki cahilliğinden kaynaklanan bir şey miydi? Nasıl diyelim bilmiyorum ama hayatını tamamıyla etkilemiş. Çok. Küçük bir karar neredeyse bütün geri kalan ömrünü alt üst etmiş. Bunun acısını çok yaşamışsın uzun yıllar boyunca. Şu anda arkadaşlar biliyor mu bilmiyor mu bilmiyoruz ama senin için büyük bir yara bu. Bugün de mutfakta bunu bayağı konuştuk ettik ama hala etkisindeyiz. Az çok eminim ekran başındakiler de etkisindedir. Güzin biliyor musunuz Ayşe ablanın ne yaşadığını? Evet. Neslihan?
bilmiyorsunuz. Şu anda Güzin bekar mısın? Evet. Bekarsın, Vildan bekarsın. Şu anda ikiniz de bekarsınız. Düşünün ki birini seviyorsunuz, ailenize tanıştırıyorsunuz ama aileniz istemiyor. Evlenmeyeceksin bununla diyorlar, bize uygun değil diyorlar. Ama siz sadece sevdiğiniz için ve karşınızdakine güvendiğiniz için ailenize karşı gelip evleniyorsunuz. Bütün sırtınızı ona dayıyorsunuz çünkü artık ailenizle bütün bağınız kopmuş. Ama evlendiğiniz ilk gün sizi eve bırakıp dışarıya kumar oynamaya gidiyor. Yani ben bir evlilik geçirdim ama hani böyle şartlarda değildi. Yani hani böyle olsaydı peki? Tabii aile bir kere hani onay vermemişse yani yanlış ama bir... Ama seviyorsun ya işte o gün işte 20 yaşın verdiği bir cahillik var. Ben 18 yaşında evlendim. O zamanın tabii erken bir karardı. Tabii şimdiki aklımla yani peki, o zamanki... Peki düşünsene evlenmişsin daha ilk gün hani için cıvıl cıvıl. Çünkü evet, seviyorsun ve sevdiğin için bir insan kolay kolay ailesinin arkasını dönmez. Ve seni eve bırakıp dışarıya gidiyor, eğlenmeye gidiyor. Yanlış tabii, olmaması gereken bir durum. Yani o anki psikolojiyi düşünebiliyor musunuz? Çok kötü bir durum. Yani. Ve Ayşe abla bunu yaşadığı için uzun yıllarda bunun etkisinde ama kaldı. Ama Ayşe abla o durumu hani şu anki şartlarda yaşamış olsa o zamanın şartlarıyla şimdiki şartlar çok farklı. Yani buna kesinlikle müsaade etmeyecek bir bayan, güçlü bir bayan olarak görüyorum. Evet ama onu işte o tecrübeden dolayı evet, artık biliyor ama yani onu çok, o zaman... Aslında yaşadığı sıkıntılar onu hani daha da böyle çelikten şu bir... Şu anda güçlendirmiş evet, eve ama o zaman... Zırhlı aynen. Ama o zaman yapıyor, arkasında kimse olmadığı için ve daha 20 yaşında cahil genç bir kız olduğu için çok zorluklar çekmiş. Evet. Vildan böyle bir şey yaşasaydın, yani kaçsaydın, evlenseydin ve eve geldin, eşin kalktı eğlenmeye gitti, seni de tek başına bıraktı. Şu an oturduğun gibi koltukta oturuyorsun ve yere bakarak düşünüyorsun ki ben ne yaptım? Ve üstünden bir sene geçti, iki sene geçti, bu adam düzelmedi aynı şekilde. Ayrılır mıydın, devam eder miydin? Yani şu an ben bunu yaşıyor olsam bırakır giderdim. Bırakır giderdi. Kendi ayaklarımın üstünde dururdum. Bırakır peki şunu gider sormak istiyorum. İlk gün gider miydin? Yani seni eve getirdi yani ve eğlenmeye gün, gitti. Yani ilk günden kimse evliliğini bozmak istemez. Düzeltmek ister, toparlamak ister. Ama iki sene sonra affetmezdim. Peki şunu sorayım sana. Eşine diyorsun ki kaçalım diyorsun. Hı-hı. Birbirimizi seviyoruz, kaçalım. Eşin sana şu soruyu sorsa. Pişman olacaksan gelme. Demek ki beni pişman edecek. Kendini biliyorsa bu lafı söylemiştir zaten. Ama işte Ayşe abla bunu çok uzun yıllar sonra anlamış. Yani o an o lafın ne demek istediğini yani anlamamış. Yani Ayşe abla büyük ihtimalle o psikolojiyle şunu düşündü. Ailenden dolayı hani aileni arkada bırakıp geleceksen pişman olma diye düşünmüştür. O ama aslında gerçek çok farklıymış. Evet doğrudur. Bir de mesela çocuk sahibi olduysa zaten bırakmaya hiç bu sefer yani evet, bu şey sefer de çocuk için katlanayım evet, diyor ama katlanmıştır. 13 yıl anca dayanabilmiş tabii ki böyle bir şeye. Ve bu fazla sürmüş. Yine de fazla sürmüş. Evet güçlü peki, bir kadın olduğu için belki de. Merak ettim. Çok özele de girmek istemiyorum ama senin ailen o an ne aşamada ne durumdaydı Ayşe abla? Sen bunları şöyle, yaşarken haberi var mı? Yaşadıklarından bu çektiklerinden olmaz mı? Hepsinden haberi var. Peki o neden zaman destek çıkmadılar? Onun esnasını söyler misin? Kaçtığım için. Yani burada onay ben istemedi, onaylamadı bir evliliği yaptığım için. Kadir Bey ben bir şey sormak istiyorum ama çok özel olmasın. Tabii buyur. Ayşe abla anne babandan gerçekten şefkat ve merhamet gördün mü? Hani bir evladın anne babadan yani sevgisi, şefkat, okşaması bunları tattım ben çok merak ettim. Yok. İşte televizyon başındakilere de bunu söylemek çok istiyorum. Ben halk oyunları öğretmeniyim. Birçok öğrenciyi sıkıntılardan kurtardık. Bunların birçok sebebi anne babanın gerçekten sevgisini, merhametini, şefkatini göstermediği için bir erkek sevgi sözcüğü söylediği zaman kadın onu artık kendine değer veriyor zannediyor, seviyor zannediyor. Ya bu adam bana değer veriyor, bu adam beni kraliçeler gibi yaşatacak zannediyor. Bir ümitle çıkıyor, gidiyor. Gidiyor ki hiç yağmurdan canım kaçarken doluya tutuluyor, geriye de dönemiyor. Yani o sevgi açlığını başka bir yerde bunun sebebi hep bunlardan kaynaklı. Biz mesela 14-15 yaşından bahsediyorum Kadir Bey. Bir sürü öğrencimi kurtardım. Çok da küçük. Kız yani geliyor mesela, kesinlikle hani il ayırt etmiyorum. Hani sadece örnek vermek adına. Hocam diyor, annem babam diyor, erkek kardeşlerime önem gösteriyor diyor. Seviyor, okşuyor, şefkat gösteriyor. Her istediğini yapıyor ama diyor, ben diyor kızım diye diyor, beni istemiyor. İstediğimi yapmıyorlar, yapmıyor. Hocam diye sevdiğim, konuştuğum bir çocuk var diyor. Ben diyor kaçacağım. Evden kurtulmak 8. istiyor. 8. sınıfa gidiyor bu esnada. Oo, 8. sınıfa gidiyor. Yaşında. Bak dedim, anlattım güzelce bu konuları. Ayakların üstünde dur dedim. Yani mesleğini eline al dedim. Ne isteyin, elini aldıktan sonra paran da olacak, pulun da olacak. Aslında çoğu sebep İstedin. Bu. Kesinlikle. Yani evde görmedikleri şefkati başka dışarıda bir yerde aradıkları için. Dışarıda bir sevgi sözcüğünü, bir merhameti bu sefer de kızı suçluyorlar ki sen ha, yanlış bir seçim sen yaptın. Sen kaçtın, sen göçtün. Ama sen aslında bizim onu bu yola iten ne? Anne baba,
aile çevre faktörü. O yüzden tekrardan sesleniyorum anne babalarımıza. Sevginizi, merhametinizi, okşamanızı çocuklarınıza göstermekten çekinmeyin. Gerçekten onlar sizde bulamadığı şefkati dışarıdaki yabancı insanlarda hiç... Ve yani... ayrıca lafını bölüyorum. Yani bu kız çocuğu, erkek çocuğu ayrımı... Yapmayın. Yani yüzyıllar önceydi ki o zaman olması bile saçmaydı. Yani evlat evlattır. Ha erkek ha kız, sonuçta onu bir anne doğurdu. Babası sensin, annesi sensin. Onun kız olması neyi fark ediyor ki kız olması? Bir şey söyleyebilir miyim ben de? Doğurduğumuz çocuklar evet bizim çocuklarımız ama bizim kararlarımızı yaşatmak için biz onlara dünyaya getirmiyoruz. Ne hata yaparsa yapsın arkasında durmak zorundayız evlatlarımızın. Sonuçta biz yaşlanacağız. Yani bu gençliğin bir yaşlılığı da var. Kimin kime muhtaç olacağı da belli değil. Aynen. En azından bıraksın, yani bırakalım doğruyu yanlışı görsün ama gerektiği zaman kafamızı açalım. Her zaman elleriniz üstünde evet, olsun. Evet yani kesinlikle. Benim babam beni evlendirirken eşime dedi ki kızımı bu evin anahtarını veriyorum. İstediği zaman gelip çıkabilir. Her ne olursa olsun kızım yine benim kızım. Bir söz var ya gelinlikle gittik efendine gelir. Öyle bir şey yok. Gelinlikle gidip normal ayrılma kararı alıp da gelebilir. Ben yine kızımın arkasındayım. Evli kadar boşanmak da normal. Aynen bu sefer böyle bir söz dediğinde kız diyor ki ne de olsa benim arkada kapım yok, gidecek bir yerim yok. Başını eğip o çileyi çekiyor. Ve çoğu kadın cinayet de bu yüzden çıkıyor zaten. Aynen öyle. Yani erkek çocuklarına boşanma desteği verilir. Kız çocuklarına, kötü bir durum için söylüyorum tabii ki, kız çocuklarına bu durum verilmediği zaman daha yanlış yollara sapıyorlar. Yani lütfen ben de 28 yaşındayım, iki tane evladım var, Allah hem kız olsun. Hem erkek. Yani bir ayırım bunu... yapmıyorsun değil mi aralarında? Hayır, ayırım yapmıyorum. Senin için bir farkları var mı? Ayırım yapmıyorum ama şöyle bir duygu yaşadım. İkisini de Allah tattırdı çok şükür ama oğlumu kucağıma aldığımda çok mutlu oldum. Çünkü ilk çocuğum, onu çok sabırsızlıkla bekledim. Ama kızımı kucağıma aldığımda gerçekten içimde bir şey koptu. Yani dedim ki evet buymuş. Yani kendinden bildiğin için onu sakınman gerekiyor, koruman gerekiyor. Ama yine söylüyorum çocukların benim hayallerimi gerçekleştirmek için yaşamasınlar. Kendi hayalleri için kendi hayallerini, kendi hayatlarını kursunlar. Biz doğrusuyla yanlışıyla bunu destekleyelim. Zaten Ayşe ablanın şeklinde hayat yaşayanlar da hep anne baba hatalı. Yani hep o faktör var ortada. Güzel, sen de daha önce bir ayrılık yaşadın. Az çok bunun tadını biliyorsun. Ailen arkanda senin de. Tabii yani yeteri kadar oldular. Bir kız çocuğu olarak bu da senin için evet, çok önemli evet, bir şey. Aynen. Peki öyle. Eşin de aynı desteği gösteriyor mu hani ayrıldıktan sonra? Ya tabii o da mesela şu an kendi ayrıldığım eşimin evinde oturuyorum. O kendisi ayrıldı. Ben çocuklarımla yaşıyorum. Bak ne kadar yaşıyorum. Güzel bir şey. Evet. Yani ayrıldınız ama evini evet. Çocuklar olduğu için sana verdi. Evet evet. Çok yani güzel bir şey. Yani anne bu. Babası da yani onlarla da yine aynı saygı sevgi çerçevesi devam ediyor. Bak, yani ne kadar güzel. Bizim sadece kendi aramızda oldu bitti. Yollarımız yani evlilik ayrıldı. Evlilik bağı koptu ama saygı ve saygı tekrar sevdi. Denedik Kadir Bey. Tekrar aynı sıkıntılar olduğu için tamamen yani bazı yerde bitirdik. Anlaşamadım mı olmuyor. Daha da üstüne gidip evi kesinlikle huzursuna... Kesinlikle şu an çocuklar ve çocukların geleceği için ya da o da bir yol çizebilir. Ben de ileride bir yol çizebilirim. Artık herkes bu saatten sonra kendi yolunu... En güzel. Önemli olan evet. Saygıyı kaybetmemek. Kesinlikle. Çünkü ortak bir noktanız var. Aynen onlar da çocuklar. Öyle. Aynen ama öyle. Eşinin tarafını tebrik ediyorum. Çok güzel bir şey yapıyorlar. Hala seninle evet. İtibat halindeler. Ama gel gelelim işte Ayşe abla kısmetsiz olmuş. Hı. Yani bir kere yüzün gülmedi mi gülmüyor herhalde. Devamı da öyle geldi. Hı. Ama sana ne dedim bugün? 49'a kadar böyle gelmiş ama 49'dan sonrasını böyle götürme artık. Unut gitsin. Artık olan olmuş. Çok güzel bir kızı var 25 yaşında. Yeni nişanlandırmışsın. Hı. Hı. Yani kendi içinde yaşayamadığın şuranda, insanın kursağında kalan şeyler var ya. Onları kızına yaşatacaksın inşallah. Onunla birlikte sen de sevin. Yüzün gülsün. İşte insanın içinden evet. Artık çok zor çıkması yani aynen. Uzun yıllar kalması. Ama dediğim gibi kızınla birlikte çok güzel günler gör inşallah. Senin ağladığını görmesin, o da sevinsin. 10 bin lirayı kızın için kazanacaksın. Evet. Nişanına, düğününe harcayacaksın. O giyemediğin gelinliği kızına giydireceksin. İnşallah. Yani kızın salona o gelinlikle girdiğinde sanki sen giymişsin gibi hissedeceksin. İnşallah. Rabbim gelininle, damadınla, torunlarınla bundan sonraki hayatın huzurlu eylesin inşallah. Allah'a ağlatmasın bir daha. Kadir Bey, bu arada dediğim öğrencim vardı ya, şu an liseyi bitirdi, hemşirelik yapıyor. O maşallah. Aha, bak çok aynen. Güzel bir şeye vesile olmuşsunuz. Allah razı olsun. Aa. İyi miyiz?
Ama ben tanıdığım günden beri Ayşe abla hiç mesela bunları yaşamış gibi durmuyor. Evet. Dışarıya çok mutlu, çok pozitif, enerjik bir yapısı var. Zaten böyle insanlar genelde hep bu tarz çok oluyor. Çok gülen, çok ağlar. Kendimden derler. De İşte insanın içinde ne olduğunu bilemiyoruz. Dışarıdan öyle. Eğlenceli ama öyle olması da güzel. Kesinlikle. Her gün ben ağlanmaz. De hiç yansıtmam yani hiç. Dışarıda mesela yani evde belki kan kusarım ama dışarıya kızılcık şerbeti içiyormuş en gibi. En güzel. Yaranızı gösterin. Kimseye göstermeyin. Çünkü aynen kimse, kimin elinde tuz olduğunu bilemezsiniz. Aynen öyle. Ayşe abla hazır sen mısın? Sen de öylesin Ayşe abla zaten. Hazırım. Ayşe ablanın duygusallığından evet etkilendim. Hani kendim de benzer durumlar yaşadım. Ama yani geçmiş geçmişte kalıyor. Biz bugüne yani bakarak yolumuza devam ediyoruz. Çünkü geçmişe bakarsak bu sefer önümüzü hiç göremez. Sürekli o geçmişte takılı kalırız. Evet, bugün Ayşe abla duygusal olarak çok etkilendi. Bu yaptığı işe de yansıdı ama temizlik yarışması olduğu için temizliğe puan veriyoruz burada. Evet, şimdi gelelim Ayşe ablanın gününe. Evi gördünüz, gezdiniz, ilk halini de biliyorsunuz. Şimdi Ayşe ablanın performansı nasıldı, bez tutması nasıldı? Saatini iyi değerlendirdi mi, detaylara girebildi mi onları soracağım. Vildan senden başlayalım öncelikle. Buyur. Ayşe ablacığım eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Bir daha dert sıkıntı göstermesin Allah sana. Amin inşallah. Mutfakta bazı atladığın yerler var. Buzdolabına hiç girmemişsin sanırım. Aa buzdolabını unuttum ben. Evet mutfaktaki küçük buzdolabı. Evet zaten çok büyük değildi. Onu yapabilirdin Ayşe abla. Evet, çünkü evet. 3 saate yakın orada vakit geçirdin. Evet. Buzdolabı köşeliği var orada. Onu gördün. Hı-hı. Onun üstündeki dolaba girmemişsin abla. İçine girmemişsin. Hı-hı. Onun altındaki o tahtaları, paletleri çekmeni beklerdim Hı-hı. senden. Gerçekten o mutfakta 3 saat kaldın ve çok eksiğin vardı Ayşe abla. Gerçekten çekmecelere hiç girmemişsin sanırım. İçini hiç temizlememişsin. Yok, giremedim. Evet. Alt tarafları. Yani 3 saate yaraşır bir temizlik olmadı mı? Mutfakta 3 saate olmadı. Çok atlamışsın Ayşe abla. Salonda mutfakta. Da 50 dakikada üstün körü bir temizlik yaptığını söyledin. Evet. Bu koltuk şu peteğin önündeydi evet. ya. Onun arkasını sanırım silmeyi unuttun. Sildim. Sildin mi Hı-hı. abla? Tamam o zaman. Başka lekelerdir. Şey yapmıyorum. Camı silmemişsin abla. Bu taraftan sildin sanırım. Hı, arka taraftan bir kanadı dokunmadı. Açılmadı galiba zaten. Ha bu kanat ya açılıyordu. Ben bir de ben. Şöyle bir şey çok ince çalıştım. Ondan zamanım sürem yetmedi. Mutfakta çok derin girdiği için evet. salona tam anlamıyla ince çalışmaya çalıştım söyledim. Ama olmadı. Fark ettik ablacığım. Yani genel olarak temizliğini beğendin mi peki? Yani beğenemedim, beğenemedim. Abla. Kusura bakma. Peki Vildan ver puanını. Tam anlamıyla salondaki temizliği beğenmemiş. Mutfakta da 3 saatlik bir temizlik göremedim dedi Vildan. Bakalım kaç puan verecek? 3 puan Vildan'dan geliyor. Bakalım Vildan Ayşe ablanın temizliğine kaç puan verdi? Buyur Vildan. Ayşe abla sana puanım 2. Üç verseydim arkadaşların hakkına girmiş olurdum. Hmm. Teşekkür ederim. Rica ederim. İkilik miydi peki temizliğin? Kabul ediyor musun ikiyi? Ederim. Edersin. Ederim. Peki. Neslihan senden devam edelim. Ederim. Nasıl buldun temizliği? 3 saatlik mutfak temizliğinden sonra mutfak dolapları istediğin gibi olmuş mu? Şöyle genel olarak köpüklü köpüklü şöyle bir temizlikten bahsedelim. Buyur. Evet. Ayşe abla eline sağlık tekrardan. Teşekkür ama mutfakta beni çok eleştirmiştin. Benim yapmadığım hata yani benim yaptığım hataların daha beterini yaptın. Bir kere koyu renk mutfak dolabına kremle girilir mi? Kremle ovulur mu? Yani her yerden krem akıyor. Ayrıca durulamaya vaktin yoksa neden kremledin? Ayrıca biz geldiğimizde deterjan sıkıyordum ama dolap üstleri olduğu gibi tencere tava doluydu. Onları daha sonradan çıkıp indirdin mesela. Benim mutfakta dikkat edeceğim yer kombi üstüydü. Onu güzel silmişsiniz. Elinize sağlık. İkinci bir detay da camın içerisindeki teldi. Onu çıkartamadın mı bilmiyorum sineklik ama. Sineklik mi? Yok hayır vakit olduğu çok gibi. Vakit ona artık işte son dakikalarda 3 saate. Evet. Ama en azından böyle mutfağa girdiğimizde gözümüzün gördüğü şeylere el atsaydın. Dolaplarla aşırı derecede oyalandın. Ben buzdolabıma en azından bir bez sürmüştüm. Sen onun varlığından bile bir haberdin orada. Buzdolabının durduğu yerdeki odunları en azından bir kenarıya çekip şöyle bir tozunu alıp
yani onu da oradan yok edebilirdin. En azından göz ardı olurdu, görmezdik, temiz bir. Sonra dünkü kuşluk gibi geri görür. Getirin tamam, demeseydin. Tamam Kadir, Allah razı olsun. Tam onu diyecektim şimdi. O, dünkü kuşluk için konuştuğumdan dolayı bugünkü odunluktan da konuşmak zorundayım. O da mutfağa ait bir şeydi. Hı, aynen. Onu kastediyorum burada zaten. Yani zaten örümcek ağları hala var. Ya çok fazla salonda olduğu var mı için örümcek arın. Var. Hatta şuradan görünüyor. Uçmuş Allah mu bilmiyorum Allah. Şuradan. Dış ses hepsini almış tabii bu araba fırçasıyla. Kapının arkasında hatta var. Hı, hepsini dış ses aldı buradaki örümcek ağları. Onun haricinde salona girdiğimizde de zaten zaman daralmıştı. Ayşe, 50 dakika kalmıştı. Yani 50 dakika 20 dakikada kalmıştı. Banyoyu ayıralım dedik. Yarım saatimiz evet, kaldı. Evet. Yani zaten girdiğimde şu karşıdaki camı sen siliyordun. Bu camda da bilmiyorum açılma kapanma sorunu mu yaşandı? Bir kanadını açamadı galiba. O yüzden mi silemedim açamadım. Bilmiyorum. Ama bu cam hiç silinmemiş gibi duruyor. Ve peteği sonradan fark ettin. Hı hı. Madem peteği unutmuştun keşke hiç hatırlamasaydın. Orada bir saksı istedin temizlemek için falan vakit kaybı oldu. Hı hı. Boş yere kendini hırpaladın. Hı hı. Koltukları silmeni beklemiyordum. Çünkü ben de günümde koltuk silmedim. Sadece süpürdüm. Hı. Sen süpürdün. Daha sonra açtın ama koltuğun altına sürdüğün bezi üzerine de sürecektin. Sonradan farkına varıp bez istedin. Evet, evet. Süpürgeyi koltuğa indirdin, çıkarttın. Yani o kadar çok telaşlı çalıştın ki niye böyle oldu gerçekten anlayamadım. Ama hala koltuk aralarında bir şeyler var. TV ünitesi unutulmuş. Şu an yanımda senin duran filmler. Senin temizlik tarzına uyuyor mu Ayşe ablanın temizliği? Yani Ayşe abla demişti ya seni yaz temizliğini almam. Tamam evet böyle bir ev temizlemiyorsundur sen kendi evinde ama yani evinde de böyle eşyaları unutarak temizlik yapıyorsan bence beni aramalısın yani. Ayşe abla. Yok ben yine aramam seni canım. Destek alarak temizlik yapmanı acizane tavsiye ediyorum sana. Çünkü salonun kapısını açtığımda aradaki örümcek ağları duruyor. TV ünitesine zaten hiç dokunulmamış. En azından televizyonun üzerinin bir tozunu alabilseydin keşke. Televizyonun arkasını sildik, gittik hemen. Mecbur içine giremedik. Ama arkasına değil de en azından şöyle gözüme görünen yer parlatılsaydı. Mesela dün de Aysu'nun televizyonunun önüne takıldık ya gözümüz aynen. Orayı görüyor diye. Hani en azından önünü bir şöyle parlatsaydınız. Hani örümcek ağları... Her yer örümcek ağı zaten. Sanki işte çok detaylara girmeye çalıştığım evet. için bunlar oldu. Son yani... yarım saatte temizlendiği için salon. Evet. Peki Neslihan ver puanla bakalım kaç puan gelecek Neslihan'dan. Evet Neslihan puanını açıklıyor. Bakalım 10 bin liraya son 2 gün kala Neslihan rakibine kaç puan verdi? Buyur Neslihan. Ayşe ablaya puanım 2. Peki iki geldi. Aysu senden devam edelim. Geçmiş olsun öncelikle atlattın. İnsan üstünden büyük kalkıyor gerçekten. Evet. Evet. Banyodan başlayayım ben. Öncelikle şu cümleni bir açıkla. Beklediğim gibi yavaştı. Şimdi Ayşe ablanın daha temizliğini görmeden nasıl yavaş olduğunu anladın. O kötü niyetten değil de bir insanın karakteri vardır mesela. Bir gün bile kalsan bir insan onun yemesinden, içmesinden, ses tonundan, mimiklerinden, jestlerinden. Hani ben şey dedim hatta ağır olacağını düşünüyorum. İnşallah bu tezimi çürütür, hiperaktif olur diye düşündüm. Hani bu sözüm ona istinaden söyledim. Art niyetle söylemedim kesinlikle. Yok estağfurullah. Mutfakta ağırdın abla. Dediğim gibi sanki evde temizlik yapıyor gibi inceden girdin. Mutfakta özellikle hani Neslihan bundan yakında hani çok ayrıntıya girdim. Girmemem gerekiyordu. Hani biraz onu göze almanı beklerdim. Peki mutfak ayrıntıya girilmiş bir mutfak mı? Hiç girilmemiş. Nerede kaldı bu ayrıntı o zaman? Şimdi hem diyorsunuz ki çok ayrıntıya girdi ayrıntıya girmiş üstleri güzel bak güzel girmeye çalışmış ama. Diyelim bence. Güzel girmiş kremler olmuyor yani. Ayrıntıya girmeye çalışmış. Heh. Ama girilmemiş. Evet. Aynen. Öyle kız desek neye daha evet doğru. Evet evet diyor. Ayrıntıya girmeye çalışmış diyor. Ayrıntıya girmedin mi? Girdim. Sen anlamadın mı onun dediğini? Yok. Hayır. Ayrıntıya girmeye çalışmış diyor. Yani ayrıntıya girmemiş diyor. Evet yani bir şeyler mi yapılabilir? Yani yapılmaya çalışılmış bir mutfak. Tam anlamıyla mutfakta elle tutulur hiçbir şey göremiyorum ne yazık ki Ayşe ablacığım. Gerçekten. Anladım. Bu kadar naif olman da beni üzüyor. Yani. O papatyadan dolayı. Yoksa sen şimdi burada onu söyleyeceksin de o burada böyle duracak. Hey babam hey. Ben hiç karakter olarak çok enerjik bir insansınız. Naif bir insansınız ama hani burada karakter olsa emin olun birinci olurdunuz. Evet ver puanını ver. Konuşmayayım mı daha? Ver puanını. Allah canını almasın seni. Tuttu karakterdi. Bak,
Dur. Peçeteyle geldi. Salon. Peçete değil. Öyle şeyim olmaz. Salona girdiğimde bu arada baktım. Ayşe abla gerçekten hızlıydı. Ya dedim helal olsun. Dedim biraz şey yapmış kendini. Koltukları silerken falan. Koltukların altını sildin. Son hani yarım saatte ister istemez bakamadık edemedik. Hani teftişe geldiğim zaman da misket buldum. Kötü niyetli değil de hatıra kalsın. Kötü niyetli gerçekten. Bu niyetli de beni öldürecek. Ama bu senin elbisene daha güzel uyuyor. Yeşil değil sıkıntı mi? Sıkıntı değil alayım ben kardeşime götür. Ne olacak sanki hiç sıkıntı değil. Tertemiz. Programı hani, ne hale getirdiler. Hani sildiğini düşündüm gerçekten. Çünkü sildin orada şey yaptın ama ister istemez hani eşyadan onu bakamadım. Onu oraya nazar boncuğu bıraktık biz. Teşekkür aynen, ederiz. Aynen. Der puanın Aysun'cum. Allah nazarlardan korusun. Evet, Aysu'dan puan geliyor. Bakalım kaç puan verdi Aysu? Buyur. Ayşe abla puanım 2. Ama güler yüzüne, karakterine kalp. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Neyse ki 10 bin lirayı temizliğe veriyoruz maalesef. Evet Güzin'cim buyur. Hemen puan vereyim. Önce bir şey söyleyeyim. İster direkt puanlı ver istersen yorumunu yap. Ben de tebrik ediyorum. Yani bayağı bir zaman harcadınız. Gerekli gereksiz detaylara takıldınız ama yani mutfakta unuttunuz buzdolabı, salonda unuttunuz petek. Yani tamamen böyle eve bir hakimiyet olmadığını görüyorum. Planlı çalışmadığınızı ve zamanı çok böyle olur olmadık yerde çok uzun süre harcadığınızı düşünüyorum. Ona rağmen yine bitirdin abla. Her yere bir yani girdin, çıktın, yapabildin. Yani emeğine de burada saygı duyuyorum. Ama benim için de yeterli bir temizlik olmadı. Peki Güzin sen de puanını ver. Kırıldı Güzin bir yorum yapacağım. Bak seni kırmamak için bayağı Güzin kırıldı. Evet, Güzin son puanını veriyor. Bakalım 10 bin liraya son 2 gün kala. Güzin'in puanıyla Ayşe abla kaça ulaşacak? Buyur Güzin. Ayşe ablaya puanım 2. 2 geldi. Evet, teşekkürler. Güzin'den de 2 geldi. Bugün ikileri tıkır tıkır dizdiler Ayşe abla. Ne diyorsun? Adaletli olmadı. Ya sonuçta bir emek var. Benim evimde de emek vardı. Aysu'ya vardı, çok söylenmiştim. Mutfağı çok küçüktü. Mutfağı küçüktü ama gerçekten çok yağlı bir mutfaktı. Hatta ne dedim, hiçbir şey yapmamış bile olsam zaten 2 puan alacaktım dedim. Ama senin evinde unuttuğun çok eşya oldu yani. En basiti televizyon üniteni bile unuttun Ayşe abla. O yüzden Aysu burada sana 3 verseydi bu sefer ben neden 3 alamadım diye Aysu'ya hani çıkışabilirdim burada. Mutfakta o yüzden anlamadım ben ne gibi. Benim evime bana verdiğim puandan fazla bir puan vermiş olsaydın Ayşe ablaya burada kendimi ister istemez savunmaya geçecektim. Hele bugün halletti de gene geriye dönmeyin. Ayşe abla eline koluna sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben yorum yapmayacağım. Eline koluna sağlık. Elinden geleni yaptın. Gayretin çaban yeterliydi benim için. Ayşe abla puanları adaletsiz bulduğunu söyledi ama kendini de hiç savunmaya geçmedi. Ayşe abla bu evde hiç savunulacak bir şey olmadığı için duygusal yönünü kullanarak puanları etkilemeye çalışmış olabilir. Neslihan Hanım bu şekilde düşünmesine çok şaşırdım ve tebrik ediyorum kendisini. Ben asla yalan söylemem ve yalandan da asla gözyaşı dökmem. Bakalım yarın kim yarışacak? Sana şimdi ikileri verdin ama bakalım yarın nasıl bir temizlik olacak? Hazır mısın? Evet. Onlar ne? Herkese bir dağıtalım. Mani. Ayşe ablanın özlü sesi geliyor. Tut. Şimdi hep birlikte okuyacağız. Siz ikiniz bakın ben de buna bakayım. Evet. 3, 2. Bu arada bu Ayşe ablanın çok sevdiği özlü bir söz. Sürekli söylüyordu. Şu anlana moral olsun diye hep birlikte söylüyoruz. 3, 2, 1. Buradan gidersin Kars'a. Kars'ta var bir arsa. Arsada var bir yapı. Yapıda var bir kapı. Kapıda bir tokmak. Çalarsın 3 kere tak tak tak. Kapıyı açar bıyıklı bir babo. O babo benim babo. Bu da senden bize bir hatıra kaldı. Evet. Artık yıllar sonra açarım çay izlersin. Evet. Bak neşelendik ne güzel işte. Evet Ayşe. Birkaç cümlesi yanlış yazılmış olsa da. Editörün hatası boş.
Ağzına diline sağlık tekrardan. Bizi de neşelendirdin. Sen bizi güldürdün. Allah da seni güldürsün. Amin inşallah. Evet, bakalım yarın kim gülecek? Hele ona gelelim. 10 bin liraya son 2 gün kaldı. Yarın perşembe bakalım o baba kim yarışacak? Bakalım yarın kim yarışacak? Finale kim kalacak? Hep o renkte kendimi düşündüm ama. Öyle mi diyorsun? Yarının yarışmacısı... Vildan oluyor. Evet. Cuma günü büyük finalde 10 bin liranın sahibinin belli olacağı gün. Güzinle temizliğimizi yapacağız. Bakalım yarın Vildan'dan nasıl püf noktaları göreceğiz. Bir Rizeli temiz... Sen pardon. Hayır. Evet. Temizliği Rizeli'den göreceksiniz. Allah söyletti Kadir Bey. Vallahi yarın bir oflu temizliği göreceğiz. Bakalım Vildan bize nasıl gösterecek. Görüşmek dileğiyle şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Evet, haftanın üçüncü gün finalinde bitirdik. Ayşe ablanın eline koluna sağlık. Şimdi yaptığı temizliğe puanımı veriyorum. Evet, Ayşe ablanın eline koluna sağlık. 10 bin liraya son 2 gün kaldı ve yarın oflu Vildan temizlik yapacak. Bakalım Vildan'dan nasıl püf noktaları öğreneceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Yarın görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.